Merhaba arkadaşlar. Önce kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Ahmet Sabancı. Aradaki nokta Alpan. Çok kullanmıyorum onu. Ben hani bir yana şeyi bir arada yapan biriyim. Aktivistim, yazarım, çevirmenim, gazetecilik yapıyorum. Ama temel ilgi alan, hani temel çalıştığım alanlar teknoloji, yakın gelecek ve hani güvenlik mevzuları. Bugünkü dersimizde de sizlerle birlikte hani hem internette dijital güvenlik dediğimizde tam olarak neden bahsettiğimiz üzerine, çünkü son zamanlarda hani en önemli meselelerden birisi haline geldi. Bu biraz hem teknolojinin gelişme şekliyle alakalı hem de şirketlerin bu teknolojiyi nasıl kullandığıyla alakalı, ki uzun uzun bahsedeceğiz bundan. Hem de buna karşı kişisel olarak sizin neler yapabileceğinize ya da neler yapmak isteyebileceğinize dair bir ders olacak. Dersin ilk kısmı ağırlıkla işin kavramsal yanlarından bahsederek ve hani bazı temel kavramları ve fikirleri oturtmayla geçecek. İkinci kısmında ise sizlerle beraber hani kullanabileceğiniz uygulamaları, yöntemleri veya taktikleri konuşacağım. Bunları elbette hani hiçbiri teknik olarak zorunlu değil ama önemli bir kısmı kullansanız çok daha iyi olur dediklerim arasına giriyor. Şimdi öncelikle internetin kendisinden biraz yapısından bahsedeceğim. Aslında bu her ne kadar böyle çok şey gibi görünse de, böyle bir Winamp efekti gibi görünse de 2015 yılında çıkartılmış internetin bir haritası. Yani internetteki 2015 yılında bulunan mevcut her türlü web sitesi, her türlü sunucu bu haritanın içinde bir yerlerde yer alıyor. Bunun çok daha detaylı versiyonunu internette incelemek isterseniz mevcut. Bu aslında hani internetin nasıl dağıtık dediğimiz, decentralized olarak geçen bir yapıya sahip olduğunu da bize gösteriyor. Çünkü internette asla hani merkez diyebileceğimiz bir nokta yok. İnternette bir yolu kapatsanız, internetin yapısı gereği başka bir yoldan yine oraya ulaşmanız mümkün. Bu da aslında internetin tamamen özgür, bilginin hiçbir şekilde sınırlanamadan dağıtılması anlamına geliyor. 90'larda internet ilk yayılmaya başladığı zaman da birçok teknoütopist için artık hani işte bilginin özgürlüğü geldi, her şeyi özgürleşecek gibi bir hayale kapılmalarına sebep oldu. Elbette hani güzel hayallerdi ama gerçekleştirmesi çok mümkün olmadı. Yani temel olarak hani internet aslında tam bir kaos alanı. Hani bir yol kapansa başka bir yoldan gidebiliyorsunuz. O yüzden mesela internet sansürü dediğimiz şey aslında çok çok zor ve hani teknik olarak da çok da faydalı bir yöntem değil. Çünkü sansürlenen bir sunucuya bir yoldan sansürlemek demek, onun sadece gidilecek bir yolu kapatmak demek oluyor ve bunu aşmanın bir yığın farklı yolu oluyor. Ancak her ne kadar internet böyle heyecan verici, böyle dağıtık bir şey gibi görünse de aslında internet dediğimiz şey aşırı derecede de fiziksel bir şey. Bu harita internetin kıtalar arasında dağılmasını sağlayan tüm okyanusaltı, denizaltı kablolarının haritası. Örneğin bu haritadaki kablolardan bir tanesini kestiğinizde ya da bir tanesi bir hasar görse, kablonun diğer ucundaki kıtada ciddi bir kesimin internete ulaşma riskini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde NSA'nın, GCHQ'nun, yani Amerika ve İngiltere'nin istihbarat servislerinin yaptığı gibi bu kablolardan birini takibe alırsanız o kıtadan çıkan birçok internet trafiğini de sürekli gözetim altında tutabilme şansına sahip oluyorsunuz. Bu yüzden mesela NSA'nın İngiltere'deki en büyük üslerinden birisi tam okyanus kıyısında. Çünkü çok rahat bir şekilde oradan ulaşım sağlayıp denizaltı kablolarını takip edebiliyorlar. Yani elbette sadece internet bu kablolardan ibaret değil. Sokaklarda gördüğümüz o beyaz Türk Telekom kutularından, çatılarda gördüğümüz baz istasyonlarına kadar hepsi aslında internetin bir parçası. Ve bunlardan birine bir zarar geldiğinde internete erişimi şey yapılabilir. Bunlara yapılan herhangi bir müdahale de hem sansür hem gözetim olarak size karşı geri dönebiliyor. Ki bunun çok daha ekstrem yöntemleri vardır. Örneğin Gezi zamanında çok bahsi geçmişti. IMSI Catcher diye bir şey vardı. Bunlar sahte baz istasyonları gibi davranıp sizin telefonunuzun tüm trafiğini önce kendisinden geçirmesini sağlayan şeyler. Yani bu tarz taklitler, bu tarz şeyler, yani o fiziksel olanın taklitleri ya da sahteleri de aynı şekilde dünyanın dört bir yanında her an karşınıza çıkabilecek şeyler. Bu yüzden hani internet her ne kadar sadece bilgisayarlarımızdan ulaştığımız, o cloud dediğimiz böyle fantastik gökyüzünde zannettiğimiz gibi bir şey gibi görünse de
aslında aşırı derecede fiziksel ve bu fiziksellik de onun aslında bir noktada savunmasız hale gelmesine sebep olan şeylerden birisi. Yani her ne kadar hani internetteki bilgi, o dijital bilgi çok sahteymiş, hani gerçek değilmiş gibi bir algı bizde olsa da aslında hiç ummadığımız kadar yani su gibi, elektrik gibi gerçek bir şey ve hani fiziksel dünyada bunun birçok farklı şeyleri var. Elbette internetin hani her ne kadar bu fizikselliğinden bahsetsek de sonunda bunların hepsi fiber optik kablolar ve internette paylaştığımız veriler, bu dijital veriler dediğimiz her şey de aslında elektrik haline getirilmiş sanal paketlerden ibaret. Bu paketlerin elbette hani ulaşabilmesi, istediğinizi yapabilmesi, istediğiniz mesajı gönderebilmesi için bazı etiketlere sahip olması gerekiyor. Yani çok basit bir şekilde posta sistemiyle ya da kargo sistemiyle düşünecek olursak bir paket, bir internette gönderdiğiniz bir veri aynı zamanda üzerinde bir etiket de taşır. Bu hani sizin kim olduğunuzdan, karşı tarafta nereye gitmek istediğinize ve hani ne yapmak istediğinize kadar birçok veriyi taşır. Bu paketin kendisini şifreleseniz bile, hani kendisini koruma altına alsanız bile üzerindeki etiketi koruma altına almak çok daha zordur. Çünkü onu bir şekilde okunmaz hale getirirseniz bu sefer hiçbir şekilde bir yere ulaşamazsınız ya da bir internette bir şey yapmanız mümkün olmaz. O işte o etiket birçok hani eğer teknoloji konusunda okuyorsanız, ediyorsanız haberlerde gördüğünüz metadata dediğimiz şey aslında. Bu metadata da her ne kadar hani işimizi çok kolaylaştırsa ve hani aslında yapmak istediğimiz her şeyi yapmamızı sağlasa da aslında gözetim için en çok kullanılan şeylerden birisi. 2013'te Edward Snowden'ın sızdırdığı NSA verilerinde gördük ki aslında NSA normal verileri toplamaktan çok metadatayı toplamakla ilgileniyor. Çünkü bu metadata birçok kişisel veriyi ve hani bir araya getirildiğinde çok büyük bir haritayı sağlayabiliyor. Örneğin ben sizin hani normal mesajlaşmalarınızın hiçbirini okuyamasam bile sadece o metadatayı, o etiketleri toplayarak sizin en çok kimlerle görüştüğünüzü, genelde nerelerde takıldığınızı, hangi saatlerde en çok yazıştığınızı, bunun yanı sıra birçok hani kimlerle hangi saat aralıklarında görüştüğünüzü gibi birçok şeyi toplayıp sizin bir sanal haritanızı çıkartabiliyorum. Bu haritada bana aslında sizin tüm network'ünüzü, tüm ağınızı toplamamı ve bunlar üzerinden daha derin bağlar oluşturmamı sağlayabiliyor. Örneğin bu yüzden birçok insanın hani farklı sebeplerden dolayı, hiç bilmedikleri bağlantılardan dolayı şüpheli durumuna düştüğü örnekler var. Örneğin siz üniversiteden bir arkadaşınızla, bölümden bir arkadaşınızla düzenli olarak mesajlaşıyorsunuz. İşte bu kimi zaman dersle ilgili oluyor, kimi zaman başka bir şeyle ilgili. Ama o arkadaşınızın bir arkadaşı riskli bir gruptan birisiyle samimi olduğu için ya da arada bir mesajlaştığı için bu bağlantı dönüp gelip sizi bulabiliyor. Peki bu neden böyle oluyor? Çünkü istihbarat servisleri dijital veriye o kadar çok güveniyorlar ki bunları hiçbir şekilde elle incelemek ya da okumak ihtiyacı duymuyorlar. Bunların hepsini tamamen algoritmaları analiz eden yazılımlara bırakmış durumdalar. Ve o yazılım bir bağ gösteriyorsa hiç sorgulamadan bunu şey yapıyorlar. Ve bu metadatayla hani ben istersem şu binada bulunan herkesi herhangi bir grupla, herhangi bir şeyle bağlayabilirim. Çünkü internet dediğim gibi hani tamamen her şey yere saçılmış durumda. Ve bu verileri istediğimiz gibi bağlamak mümkün. Ha peki istihbarat servisleri neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü daha ucuz. Bu verilerin hepsini toplamak, sonra da bunları bir yazılıma okutmak, kalkıp onlarca kişiyi belli hedefleri incelemesi ya da grupları incelemesi için maaş vermekten çok daha kolaylarına geliyor. Bu yüzden Amerika'da NSA mesela her geçen gün daha az ajan kullanıyor. Niye? Çünkü bilgisayarlar tüm işi yapıyor. Bunun elbette hani NSA ile ilgili kısımlarını biliyoruz çünkü Edward Snowden gibi biri bize sızdırdı. Ama dünyanın geri kalanında hangi ülke ne yapıyor bunu bilmemiz maalesef mümkün değil. Çünkü bunlar aşırı derecede korunan bilgiler ve bunlar hani içeriden birileri bize sızdırmadığı sürece de ancak tahmin etmekten öteye gidemiyoruz. Ama örneğin hani metadata sadece bağlantıda değil, kimi zaman daha tehlikeli şeylerde de kullanılabiliyor. Örneğin belki duymuşsunuzdur. Afganistan'da, Pakistan'da şu an Amerika'nın sadece dronları var. Ve bu dronlar Amerika'daki üstlerde oturan
ve bilgisayar başındaki kişiler tarafından yönetiliyor ve tek tuşa basarak bir yerlere bomba bırakıyorlar. Bu dronların hedefleri de metadatayla seçiliyor, telefon metadatalarıyla. Bağlandıkları baz istasyonlarından arama yaptıkları kişiler üzerinden kimin terörist olup olmadığına karar veriyorlar ve sonra da o kişiyi değil, o telefonu bombalıyorlar. Ve bu yüzden de yine başka sızıntı bilgilerden öğrendik ki geçtiğimiz yıllarda on binlerce sivil ölmüş bu yüzden. Çünkü o adamlar da biliyor takip edildiklerini ve telefonlarını rastgele yerlere bırakıp duruyorlar. Böyle bir durumda sadece telefonu takip ettikleri için de gerçekten o kişinin orada olup olmadığını bilmeden rastgele bombalar bırakıp duruyorlar. Yani metadata gerçekten insanların ölümüne neden olabiliyor. Hani bu her ne kadar çok bir şey gibi sonunda veri, yani internetteki dijital bir veri desek de aslında hani maalesef böyle kötü bir şeyi de var. Kötü kullanımları da var. Maalesef hani devletleri bu konuda daha transparan hale getiremediğimiz, daha böyle halkına karşı sorumlu hale getiremediğimiz sürece de böyle şeyler yapmaya devam edecekler. Çünkü onlar için daha ucuza mal oluyor. Onlar için daha kolay geliyor. Yani aslında internetin her ne kadar, en baştan buraya gelmemin sebebi de buydu. İnternetin yapısı her ne kadar bize çok özgür bir ortam sağlıyor olsa da, bize çok rahat, istediğimiz her türlü veriye her an ulaşıp her kişiyle istediğimiz gibi konuşabilme imkanını sağlıyor olsa da, aslında bu açık yapısı birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Ha, aynı şekilde mesela bu metadata'yı birçok reklam şirketi, birçok şirket aslında kullanıyor. Örneğin Facebook her ne kadar tüm dünya için ücretsiz olsa da Facebook'un milyar dolarlar yapabilmesinin sebebi metadata. Çünkü her birimizin hesabı 7/24 hiç durmadan reklam şirketlerine satılıyor. İsterseniz hani bir link var, sunumun altına da koymuş olmam lazım onu, sizlere gönderilmesi için paylaşacağım. Sizi Facebook'un ne şekilde etiketlediğini görebiliyorsunuz. Nelere göre etiketlediğini ve buna göre hani muhtemelen hangi reklam şirketlerine satıldığınızı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Google da bundan para kazanıyor tamamen. Hani bu şirketler milyar dolarları tamamen bizden topladıkları ve bizden hiç izin almadan topladıkları verilerle yapıyorlar. Ve bu şekilde devam ettiği sürece de büyük şirketler reklam için bu parayı toplayacaklar. İşte devletler bunu birilerini fişlemek için toplayacaklar. Biz de o sırada hani ücretsiz özgür bir alanı kullandığımızı zannetmeye devam edeceğiz. Örneğin işte Spotify bu yılın sonunda reklam yapmıştı Amerika'da. Billboardlara şey yazmış işte. İşte şu şarkıyı şu günde bilmem kaç yüz kere dinleyen kişi, işte seni anlıyoruz bilmem ne tarzında. Aslında çok sevimli görünüyor böyle hani. Aa ne güzel işte şu kullanıcısına şey yapmış diye. Ama bu aynı zamanda sizi 7/24 takip ettikleri ve sizi nasıl analiz edebildiklerini gösteriyor. Yani örneğin Spotify'da mı %99 Spotify'ın bundan para kazandığını biliyoruz. Ve hani muhtemelen işte ne yapacak? 14 Şubat'ta daha böyle yalnızlık, melankolik şarkıları dinleye. Ha bu bekar. O zaman bunu eş bulma sitelerine satayım bunun profilini şeklinde. Hani böyle kompleks analizler yapıyorlar. Bunların çoğu insan gözetiminden geçmeden yapılıyor. Şu an hani bir takım algoritmalar sizin Facebook hesabınızdan verileri topluyor. Bir başka bir alanda, tabii bunların hiçbirini bize açık değil. Hani biz gidip kendi verimizi satın alamıyoruz. Başka bir alanda reklamcıları açık arttırmaya çıkıyor. Örneğin işte şeyler vardı. Bunun analizlerini yapanlar anlatmışlardı. Geçtiğimiz yıllarda en çok para eden insan profili hamile kadınlarmış. Çünkü hamile kadınların satın alabileceği çok daha fazla şey var. Bu da eşittir daha fazla reklam gösterilebilme ihtimali. Yani bu tarz şeyler aslında hani gözetim kapitalizmi adıyla anılıyor son zamanlarda. Hani birçok sosyolog, ekonomist bu şekilde adlandırarak analizini yapıyor. Gözetim kapitalizmi denilen şey tam olarak bu. Siz hani ücretsiz kullandığınız ya da çok çok düşük ücretler vererek kullandığınız şeyler tamamen özgürce dilediğiniz gibi kullanırken, o şirketlerin sahipleri de sizin sürekli olarak verilerinizi kullanmaya devam ediyor. Ve bunların hiçbir şekilde ne bir etik sınırlandırması var, ne sizin herhangi bir kontrol hakkınız var, ne de hani bu verilerle ne yapılabileceğine dair bir söz söyleme şansınız var. Şimdi elbette hani işin bir o tarafı var, bir de daha hani
fiziksel böyle daha yakın tehditler diyebildiğimiz şeyler var. Şimdi bu arada çok karamsar gidiyor olabilir ders. Böyle içinizi karartıyor gibi olabilirim. O yüzden hani özür dilerim en başta onun için hani. Ama hani şey bu kısımları hani şey yapıp hani biraz daha aslında şeyi de kırmak istiyorum bunları anlatarak biraz daha böyle hani o internet ve dijitalin böyle gerçek dışı bir şey gibi bir olma algısı var. Yani internette olan şey gerçek değildir, dijital gerçek değildir algısı varsa eğer biraz onu kırmak istiyorum. Çünkü hani o algı aslında bizim çok fazla sorumsuz davranmamızı ve yani birçok şeyi farkında olmadan kendimizi sürekli tehdit altına sokmamıza sebep oluyor. Örneğin bu daha böyle hani fiziksel diyebileceğim bir şey. Bu rubber'daki adı verilen bir USB bellek. Daha doğrusu USB bellek gibi görünüyor. Ama şöyle bir farkı var. Şurada bir tane mikroçip var. Ve şurada da bir tane SD kart girişi. Bu rubber'dakilere mikroçipi sayesinde siz o SD karta herhangi bir script dediğimiz kısa kodlardan bir tanesini atıp ardından taktığınız bilgisayarda saniye içerisinde istediğiniz işlemi yaptırma şansını tanıyorsunuz. %99 hani olarak rubber'dakiler klavye olarak kullanılıyor. Bilgisayarınıza taktığınız anda bunu USB klavye olarak görüyor. Anında işlemini yapıyor ve hani maksimum 2 saniye süren bir işlemle belki sizin tüm bilgisayarınızdaki klasörleri zipleyip o rubber'dakiyi bırakana mailliyor ya da başka bir yere yükleyebiliyor. Bunları sadece saniye içinde yapabilme yeteneğine sahip bir USB bellek. Ve işin daha korkutucu kısmını söyleyeyim. $40 internetten sipariş edebiliyorsunuz bunu. Yani hani öyle çok kompleks şeyler yapmanıza ya da kendi USB belleğinizi yapmanıza gerek yok. İnternette shop'u var. $40 ödüyorsunuz, bir haftada geliyor evinize. Bu tarz şeyler çok sık kullanılıyor ve hani bu yüzden mesela şeydir. Genelde güvenlik tavsiyesi olarak verilenlerin başında gelir. Her gördüğünüz USB belleği bilgisayarınıza takmayın diye. Çünkü hani böyle bir şey çıkabilir. İçinde hali hazırda bir virüs de olabilir. Hani bunu asla bilemezsiniz ama hani böyle şeyler hani her ne kadar çok bilim kurgu gibi görünse de ya da böyle bir bilgisayar oyunundan fırlama gibi görünse de gayet hani gidip satın alabileceğiniz şeyler. Bunun bir benzeri de Pineapple dediğimiz sahte modemler. Bunlar da genelde şey için kullanılır. Hani birçoğumuz alışkanlıktır. Hani otomatik bağlansın diye telefonlarımızın ya da bilgisayarlarımızın Wi-Fi'ni daima açık bırakırız. Ve çoğu zaman da işte Starbucks'a gittik, şuraya gittik, buraya gittik, bağlanıyoruz o modemlere. Onlara bağlandığınız zaman sizin bir telefonunuz ya da bilgisayarınız otomatik olarak o ismi, işte Starbucks Wi-Fi ya da Nişantaşı üniversitenin modemini güvenilirler arasına alıyor. Ve o ismi tekrar Wi-Fi'niz açıkken orta bir yerde gördüğü zaman ben bunu tanıyorum, bu modemi tanıyorum deyip otomatik olarak bağlanıyor. İşte bu arkadaş onları taklit edip herkese farklı şekilde kendini göstererek sizin telefonlarınızın, bilgisayarlarınızın kendisine bağlanmasını ve sizin internette yaptığınız her şeyin kendi kontrolünden geçmesini sağlıyor. Bu da $50. Aynı siteden yine bunun da siparişini verebiliyorsunuz. Yani örneğin ben bunu kalkıp herhangi bir Starbucks'ın köşesindeki sokağa bıraksam, ismini Starbucks koysam herhalde günde 20-30 tane telefonu yakalarım bu şekilde. Ve sonrasında hani daha kompleks şeyler de yapabiliyorsunuz. Örneğin bağlanan her telefonun hafızasına aldığı güvenli modemler listesini çekip hafızasını genişletebiliyorsunuz. Bu sayede daha fazla balık yakalama şansımız oluyor koca cihazlar denizinde. Ha bu elbette çoğu insan hani bunlar satılıyor ama hani her ne kadar bunların satılma amacı işte şeyler de örneğin güvenlik analistleri vardır. İşte gelirler şirketlerin, kurumların güvenlik analizlerini yapar. Onların kullanması için satılıyor olsa da sonunda satılıyor yani. Hani alıp herkes istediği gibi kullanabiliyor bunları. Bu yüzden de hani işte kimi çok basit görünen hani ne gerek var dediğimiz önlemler var. Hani işte her gördüğünüz USB belleği bilgisayarınıza takmayın ya da kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi bağlantınızı kapalı tutun. Ya da işte public modemlere bağlanmayın diye, herkese açık modemlere bağlanmayın diye. Hani onlar böyle şeylerin hani çok rahat bir şekilde bulunabilmesinden kaynaklı bu uyarılar yapılıp duruluyor. Yani gerçekten
eğer birisi camınızı çok sıkarsa hani gidip siparişi verin, hani hiç başınıza bir şey gelmez. Gümrükte durdurmazlar. Kimse bunu niye aldın diye sorguya çekmez. Ciddi söylüyorum. Hani çok rahat alabiliyorsunuz bunların hepsini. Ve böyle daha bir yığın şey var hani. Bunlar sadece iki basit örnek hani. Şimdi bu durumda hani dijital güvenliğin ne olduğu noktasına geldiğimizde iki temel şey var. Birincisi gözetim kapitalizmi dediğimiz ve internetin bu yapısından kaynaklı olan 7/24 gözetlenebilme hali. Bu ister devletlerin şeyi olabilir, ister şirketlerin gözetimi olabilir. Ki bu arada devletler diyorum ama sanırım burada Türkiye üzerinde birkaç not düşmem gerekiyor. 2014 yılında bizim interneti kontrol eden yasamızda güncelleme yapıldı. 56-51 diye geçiyor bu yasanın numarası. Aynı zamanda hani sansür ve gözetim yasası olarak da bilinir. Bu yasa şu an tüm internet servis sağlayıcılarına, yani Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Uydunet, hani aklınıza gelenlerin hepsine sizin internette yaptığınız her şeyi 2 yıl boyunca kaydını tutmasını ve bunu herhangi bir devlet kurumu istediğinde sorgusuz sualsiz vermesini söylüyor. Yani eğer internet trafiğinizi, güvenliğini alacak önlemleriniz yoksa sizin internette yaptığınız her şeyin kaydı şu an Türk Telekom'un, Vodafone'un, Turkcell'in sunucularında bekliyor. Ve herhangi bir devlet kurumu canı sıkıldığında şunları bana son bir ayda topladıklarını versene dediğinde alabiliyor. Bunların güvenliğini nasıl sağlıyorlar vesaire bilmiyoruz. Bilmemize imkan yok. Çünkü bunların hepsini gizli bir şekilde arka kapılar arkasında konuşarak yapıyorlar. Ve yani hiçbir şekilde bize açıklama yapmaya ihtiyacı duymuyorlar. Aynı şekilde işte en son BTK emir gönderdi tüm internet servis sağlayıcılarına. Tüm VPN servislerini engelleyin diye. Bu hani şimdi biraz kaba gelecek ama saçmalığın daniskası. Bu böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hani her VPN şirketinin yaklaşık 50-60 tane sunucusu var ve bunları sürekli değiştiriyor. Yani bir internet sitesi gibi işlemiyor bu işler. Hepsi bir yana şöyle bir şey var. Atıyorum tüm VPN kullanımını ülkede yasaklamaya kalktılar ve VPN şeyini, OpenVPN dediğimiz bir altyapı var. Yani tüm bu VPN sistemlerinin çalışmasını sağlayan. Bunun trafiğini kapatmaya kalktılar. Böyle bir şey yaparlarsa bir yığın devlet kurumu, noterler, bir yığın büyük şirket internete giremeyecek. Bunu da yapamadıkları için şu an hani emri verdiler. İnternet servis sağlayıcıların sorunu çözmesini bekliyorlar. Böyle de bir rahatlık durumu var ve yine dediğim gibi bunu yapabilmelerinin sebebi o 2014 yılındaki yasa. Çünkü 2014 yılındaki yasa internet servis sağlayıcılarına İletişim Ulaştırma Bakanlığı ne derse sorgusuz sualsiz yapın. Yoksa size şirketinizi kapatırız, lisansınızı alırız gibi bir şey getirdi. Yani bu durumda her ne kadar biz şey olsak da hani mecburuz, hani bir interneti birinden satın almamız gerekiyor ama bu şirketlerin hiçbirinin kendini savunma hakları da yok. Yani kalkıp hiçbirisi hayır arkadaşım ben kullanıcımın gözetlenmesine ve fişlenmesine izin vermeyeceğim diyemiyor. Dedikleri anda gitti güle güle, sana yok bir daha internet servisi falan diyorlar. İşin daha komik yanı bunlardan bir yığın altyapı kurmalarını istiyorlar. Bir yığın para harcayıp işte gözetim için para harcamalarını istiyorlar. Ve devlet hiçbir şekilde bunlara para da vermiyor. Hani diyor ki sen benim için tüm gözetimi yapacaksın, parasını da sen ödeyeceksin. E böyle bir durumda bu sefer büyük ihtimalle hani tahminim o yönde, en azından hiçbir yani bu konuda hiçbir şey bilemediğimiz gibi maalesef tahmin etmek zorunda kalıyoruz. Madem muhtemelen ciddi bir kesim, özellikle Türk Telekom falan bunu yapıyor diye tahmin ediyorum. Madem biz kullanıcıları hali hazırda gözetleyip fişliyoruz, bundan biz de para kazanalım diye düşünüyor olabilirler. Bunu ya, hani bir şirket mantığıyla düşünürseniz hani bu o masrafı çıkartmanın en mantıklı yolu gibi görünecektir muhtemelen. Ki bu durumda hani bu tüm fişlenmenin, tüm o kayıtların tutulmasının yanı sıra bunun muhtemelen başka yerlere de satıldığı anlamına geliyor. Ha, bu konuda daha büyük skandallar da yaşadık. İşte Sağlık Bakanlığı'nın tüm verileri elinden kaybetmesi, o 2009 seçimlerinde oy veren herkesin kayıtlarının ortalığa düşmesi gibi. Bu tamamen hani aslında bizim devletimizin de hani her ne kadar bu kadar konuşuyor olsalar da kendi ellerindeki verinin güvenliğini sağlama konusunda yeteneksiz olduğunun kanıtı ve bu daha korkutucu.
Hani atıyorum şey diyebilirsiniz hani de benim saklayacak neyim var ki? Hani gözetlerse gözetlesin beni, hani tutarsa tutsun kayıtları diye. Ama adamlar koruyamıyor. Sorun orada. Tamam o tutsun, onda kalsın, sorun değil ama koruyamıyor ki onu. Hani onu birilerinin alıp gitmesi an meselesi. Yani gördük işte tüm oy verenlerin şeyi düştü. Üzerine bir başka bir hacker da kalktı, ondan arama motoru yaptı yani. Girip istediğinizi arayabiliyordunuz bunun adresi düşmüş mü ortalığa diye. Yani tehdit sadece şeylerdesin, hani sadece devlet tehdit değil. Hani o işini beceremiyorsa tehdit daha da büyük bir alana yayılıyor. Ki hani bu sadece şeyden de ibaret değil. Yani bunu ortalığa düşmesi bir yana, bunların çok daha kötü şekillerde kullanılabilir. Hani sizin o nüfus kayıtlarınızın, ortalığa düşen nüfus kayıtlarından kaç tane dolandırıcılık imkanı vardı mesela. Ne oldu ne bitti hiç bilmiyoruz. Kim bilir kaç kişiyi dolandırdılar öyle. Yani bu yüzden de ama şöyle bir şey var. Yani bizim internetteki halimiz aslında bir önlem almadığımız durumda bu. Hani ortalığa bırakıyoruz kendimizi, hani gelsin ulan ne varsa şeklinde. Ve bir yığın tehditle sürekli karşı karşıyayız. Ama elbette hani herkesin tehdit algısı farklı. Herkesin kendini riskli gördüğü durumlar farklı. Bu yüzden de dijital güvenlikte tehdit modellemesi dediğimiz bir şey var. Herkesin hani sonunda yaptıkları farklı, çalışma alanları farklı, ilgilendiği şeyler farklı ve bu yüzden de korumak istedikleri şeyler farklı. Hani örneğin bu hani neyi korumak istiyorum soru birdir kendi tehdit modelinizi belirlerken. Bu eğer hani normal birisiyseniz en fazla kişisel verilerinizdir. Telefonunuzda çektiğiniz özel fotoğraflarınızdır. Ama örneğin bir araştırmacı gazeteciyseniz sizin kaynaklarınız da korunması gereken şeyler arasına girer. Ya da bir avukatsanız müvekkilleriniz de korunması gereken şeylere girer. Ya da atıyorum bir şirkette üst düzey yöneticisinizdir. Şirketin tüm verileri sizin korumanız gereken şeyler arasına girer. Bu yüzden de hani herkesin koruması gereken şeyler farklı. Bu yüzden de herkesin alması gereken önlemler de değişiyor. Herkes için hani böyle bir hap yok, böyle hani tek bir çözüm, hani şunu yap, şunu yap, şunu kullan, tamam diyemem. Çünkü dersen bu sefer hani sizin ihtiyacınız olmayan bir yığın şeyle sizi durduk yere uğraştırmış olurum. Örneğin hani hiçbir şekilde ihtiyacınız yokken ya da yapmanız gereken, yaptığınız işiniz gücünüz tamamen şeydeyken ben kalkıp size hepiniz Linux kuracaksınız, kullanmak zorundasınız diyemem. Çünkü hani senin tasarım için Mac'e ihtiyacın vardır. Senin çalıştığın tasarım başka bir program sadece Windows'tadır. Ama ben ne yapacağım? Kalkıp hepinize Linux kurduracağım falan. Bunu yapanlar var maalesef. O yüzden hani şey yapıyorum. Hani böyle bir çözüm yok. Siz hani kendi durumunuzu analiz edeceksiniz, kendi durumunuzu kavrayacaksınız. Ona göre de hani kendiniz için alabileceğiniz temel önlemler var. Ve hani şey yoktur, asla o şekilde düşünmeyin. Hani işte şu işletim sistemi şundan daha güvenli, Mac Windows'tan daha güvenli, iPhone Android'den daha... Tamam, iPhone Android'den daha güvenli, onu bir şey yapıyorum, onu söylemem gerekiyor. Çünkü gerçekten... Onlar daha fazla işi ciddiye alıyorlar ama söz konusu bilgisayarlar olduğu zaman kesinlikle sizin nasıl kullandığınızla alakalı bir durum. Eğer siz biraz dikkatli kullanıyorsanız, çok temel 3-5 önlemi alıyorsanız muhtemelen başınız çok ciddi bir şekilde ağrımayacaktır. Bu yüzden de hani internette çok gördüğünüz o korku şeylerine kapılmamaya bakın. Hani gördüğünüz her türlü şeyi işte yok şunlar hacklendi vesaire... Hani böyle bir mesafeyle bakın ve şey yapın, hani benim başıma gelme ihtimali nedir diyerek bakın. Çünkü hani birçok kişinin başına gelen çok hani hasar verici şeyler aslında çok basit hatalardan ya da çok ufak şeyleri dikkate almamalarından kaynaklanıyor. Bu çok hani sağduyulu davranmak aslında çoğu zaman işe yarıyor hani internette güvenliğinizi sağlamak için. Ama işte şey yaptığınız zaman hani bahsettiğim şu 5 soru sizin hani eğer mutlaka korumam gereken korumam lazım dediğiniz şeyleri nasıl koruyacağınızı planlamanızı sağlıyor. İşte neyi korumak istiyorum? Korumak istediğiniz şeyin neliğiyle alakalı tamamen. Telefonunuzdaki fotoğraflar mı? Bilgisayarınızdaki dosyalar mı? Tamamen fiziksel bir şey mi? Bu neyi korumak istediğinizle alakalı.
İkinci kısım kimden korumak istediğiniz sorunu. Bir yanı saydığım tehdit var hani ortada ve bunların yanı sıra bir de hani ortalıkta sadece nasıl desem sazan avlayan hackerlar var. Tamamen hani ortalığa, internete rastgele virüsler salarak, spam mailler yağdırarak birilerini yakalarım umuduyla gezenler hani. Size hangisinin en çok tehdit oluşturduğuna inanıyorsanız ona göre önleminizi almanızda fayda var. Üçüncüsü korumak zorunda kalma ihtimali meselesi. Hani bu risk ne kadar büyük, ne kadar küçük, ne kadar yakın sürede olabilir durumu var. Dördüncüsü hani başaramazsam ne olur? En fazla çektiğim birkaç tane kötü selfie mi internete düşer yoksa birilerinin hayatı riske girebilir mi? Yani bu bahsettiğim üst düzey risk genelde araştırmacı gazeteciler, avukatlar ya da aktivistler için geçerli olan bir durum. Yani o biraz daha hani bilmiyorum burada aranızda gazetecilik yapan ya da öyle bir niyeti olan var mı ama hani o daha üst seviyeler olduğu için o çok ciddi bir şekilde burada söz konusu olmayacak diye tahmin ediyorum. Ve bunu engellemek için ne tür zorluklara katlanabilirim de ne kadar zaman ayırabileceğiniz ve ne kadar masraf yapabileceğiniz hani. Yeri geldiğinde hani yeni bir cihaz alabilir misiniz yoksa elinizdekiyle idare etmek zorunda mısınız gibi şeyler. Hani bu temel olarak 5 soru. Eğer kendinize dair hani dijital güvenlik konusunda size karşı bir tehdit olduğuna inanıyorsanız kendinize sorup cevaplayıp ona göre hani kendinize bir plan çıkarmanızı sağlayacak. Bu 5 soruyla hani her türlü tehdide karşı çok kendinizi hani planlı programlı bir şekilde koruyabilir ve hani İçiniz rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Şimdi her ne kadar şey yapsam da hani belli başlı tehditler ya da duruma bağlı tehditler var desem de oltalama saldırısı diye bir şey var ki hani bu her an herkesin başına gelebiliyor. Çünkü hani o bizim maillerimizde spam kategorisine düşenlerin hemen hepsi böyle hani aslında bu saldırı kategorisine giren mailler. Bu saldırıların ana mevzusu size olmadığı bir şeymiş gibi görünen mailler göndererek sizin güvenlik şeyinizi egale edip size dair bilgiler toplamak. Hani bu işte bankanızdan geliyor gibi görünen sahte bir mail olabilir. Google'dan, Facebook'tan gibi geliyor gibi görünen bir mail olabilir. Hani sizin şifrelerinizi alıp hesabınızı ele geçirmeye yönelik şeyler olabilir. Ya da tamamen daha farklı bir şekilde işte sanki çalıştığınız yerden ya da rastgele bir şirketten geliyormuş gibi görünen bir ekle birlikte işte zip dosyası, doc dosyası, pdf gibi görünen mailler olabilir ki onu açtığınız anda da muhtemelen bir zararlı yazılım bilgisayarınıza kurulmuş olacak demektir. Bu saldırılar hani ortalıkta sürekli geziyor. Yani spam kutunuza bakın muhtemelen 5-10 tane zipli ek görürsünüz. Ya da işte sahte bir bankadan ya da fake bir yerden geliyormuş gibi mailler görürsünüz. Onların hepsi aslında böyle şey ama kimi zaman bunları çok daha profesyonel şekilde hani direkt hedefine yönelik yapabiliyorlar. Bu durumda hani farkı anlamak çok daha zor olabiliyor. İşte örneğin bu fark anlaşılamadığı için Amerika'daki Democratic Nation Congress'in başkanı, Hillary Foundation'ın başkanının mailleri ele geçirildi. Bu farkı anlayamadıkları için dünyada hani dünya devletlerine ve şirketlerine virüs satan, hani bildiğiniz zararlı yazılım satan şirketin yönetiminin mailleri ele geçirildi. Şimdi yine bu farkı anlayamadığı için örneğin hani normalde şey basın yasağı var ama Enerji Bakanı'nın mailleri ele geçirildi. Bu farkı anlayamadığı için. Böyle bir durumda hani ister istemez hani onlar bile dikkatsiz davranabiliyorken bizim başımıza gelmemesi gibi bir hani ya da bana olmaz demek mümkün değil. O yüzden çok basit birkaç şey var. Örneğin işte bu tarz maillerde olmazsa olmazdır. Mutlaka kısaltılmış URL diye bir şey olur. Yani bit.ly'dir, tinyurl'dir vesaire bunları kullanırlar. Bu sayede hani size şey gibi görünür. Hani sanki ha gel hani göremezsiniz aslında nereye gittiğini. Orada da %90 ihtimalle sahte bir sunucuya yönlendiriyordur sizi. Bundan hani örneğin hani hiç güven bu burada bahsettiğim tüm önlemler böyle bir şüphe olduğu anda yapmanız gereken şeyler. checkshorturl.com diye bir web sitesi var. Örneğin bir böyle bir durumda bir kısaltılmış URL geldi. Kopyalayıp buraya yapıştırın. Bu size nereye yönlendirdiğini gösteriyor direkt. İkincisi
adresi doğru okumak, o adres çubuğunda yazan adresi doğru okumak çok önemli. Çünkü o işte hani Google'ın hesap yönetim paneline ya da Facebook'un normal domainine çok benzeyen ama aslında öyle olmayan domainler satın almak çok kolay. Ve bunu hani çok sık kullanıyorlar yani. Çok benzer bir domain alıyorlar. Başına sonuna bir şeyler ekliyorlar. Biraz dikkatsiz okursanız sanki gerçekten orasıymış zannedebiliyorsunuz. Bu yüzden de hani buna dikkat edin bir şeye tıklamadan önce ya da tıkladıysanız bir şey yazmadan önce oraya. Üçüncüsü mutlaka söz konusu eğer banka veya işte Google, Facebook, Dropbox tarzı yerler ise HTTPS sertifikasına dikkat edin. Bu sertifika aslında her ne kadar hani sizin trafiğinizi şifrelemek için kullanılıyor olsa da aynı zamanda sizin gerçekten doğru yerde olup olmadığınızı da görmenizi sağlıyor. Birçoğu hani eğer Chrome kullanıyorsanız Chrome'da sertifikalı sitelerin en başında yeşil bir tane kilit olur. Bu kilit o sunucuyla sizin aranızda bir sertifika olduğunu gösteriyor. Ve o sertifikaya bakarak gerçekten orada olup olmadığınızı yani doğru yerde olup olmadığınızı görebilirsiniz. Ve örneğin işte Google, Facebook ya da sizin kullandığınız bankanız gibi görünen bir yerde hiç sertifika yoksa o zaten sahtedir. Hani asla orada hiçbir şey yapmayın. Ondan sonra çok hani şeydir bu kullanılır hani sanki bir tanıdığınızdan gelen mailmiş gibi işte okuldan, işten ya da akrabalardan biriymiş gibi mail gönderme. Çünkü mailin başlığını değiştirip sahte bir mail adresiyle göstermek her ne kadar farklı bir yerden gönderseniz de çok zor değil. Böyle bir şey olduğunda ve hani böyle bir şey beklemiyorsanız örneğin hani hiç beklemediğiniz halde üniversiteden birinden mail geldi. Hiç böyle bir şey hani yok böyle konuşmamışsınız. Başka bir yerden ulaşıp hani doğrulatın hani gerçekten o kişinin gönderip göndermediğini. Ondan sonra en çok şey yapılanlardan biri zaten yani doc, pdf, zip gibi şeyler gönderip bunların altına virüs saklamak. Bu virüslere karşı da hani yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi dosyanın uzantısını kontrol edin. Çünkü işte Windows ve Mac'lerde dosya uzantıları genelde gizli oluyor ve hani uzantısı exe gibi exe olsa da siz makale.doc gibi görebiliyorsunuz ya da işte fatura pdf görebiliyorsunuz. Buna bir dikkat edin. İkincisi de eğer bir şekilde hani dayanamadınız hani illaki ben bunu açacağım hani bu dosyayı merak ettim hani diye bir şeyiniz varsa da Google Drive'ı kullanın ya da Dropbox'ı kullanın. İşte örneğin Gmail kullanıyorsanız hani dosya ön izleme vardır. Direkt hani gelen doc, pdf vesairenin üstüne tıklayıp ön izlemesini görebiliyorsunuz. Bunları kullanırsanız dosya asla bilgisayarınıza inmediği ve bilgisayarınızda çalışmadığı için içinde virüs varsa bile hiçbir şekilde bilgisayarınıza sıçrayamaz ya da bilgisayarınızda aktif hale gelemez. Yani eğer virüslü bir dosya, içinde virüs yerleştirilmiş, zararlı bir yazılım olan bir dosyayı Google Drive'ın içinde açarsanız o Google Drive'ın problemi zaten. Onlar kendi sunucularında onlara müdahale ediyorlar anında. Hatta sizi de uyarıyorlar. Bunun içinde böyle böyle bir şey var diye. Eğer hani yine de böyle bir durum oldu. Hani o bir dosyayı, güvenmediğiniz bir dosyayı açmanız gerekiyorsa dediğim gibi Google Drive, Dropbox, işte OneDrive tarzı alternatifleri kullanıp orada güvenli bir şekilde dosyalara bakabilirsiniz. Bir de hani şeydir bu artık Türkiye'de en çerez hale geldi. Bankadan arıyoruz ya da işte şuradan buradan arıyoruz deyip sizin şifrenizi isteme ya da işte atıyorum size şimdi SMS gelecek o güvenlik kodunu bize söyleyin onaylama yapıyoruz ki bu numaranın çok yapıldığını gördüm ben. Orada aslında yaptıkları şu sizin bir şekilde müşteri numaranızı çalıp şifrenizi tahmin ediyorlar. Ardından bankanın önlem olarak aldığı SMS güvenliğini sizden alarak kurtarıyorlar. Bu sayede de hani siz hiç farkında olmadan hesabınıza tüm giriş yetkisini vermiş oluyorsunuz. Ve yani şey bunu birçok yani tekrar etme ihtiyacı duyuyorum çünkü hiç hani ummadığım insanların buna düştüğünü gördüm. Asla bir banka sizi arayıp güvenlik kodu ya da şifrenizi istemez. Hiçbir bankanın hani bunu yaptığı internet bankacılığı geldiğinden beri görünmedi.
O yüzden hani böyle bir telefon geldiğinde yapacağınız en güzel şey ya direkt suratlarına kapatmak ya da hani vaktim var oyalanmak istiyorum derseniz telefondakilerle dalga geçebilirsiniz. O bayağı eğlenceli oluyor, tavsiye ederim. Dediğim gibi hani bu oltalama saldırısı dediğim şey aslında hani çok sık, hani gündelik hayatta her an başınıza gelebilecek şey hani. Sadece spam kutunuzun durumuna bakmanız ya da hani haberlerde işte banka hesabını telefondan arayanlara kaptırdı, şunlara şu kadar para gönderdilere bakmanız bile yeterli hani durumun ne kadar ciddi olduğunu. Bu yüzden hani olmazsa olmaz şeylerden birisi hani bu konuda dikkatli olmaya çalışmak. Şimdi dediğim gibi hani internet trafiğinin sürekli gözetlenmesi gibi bir şey söz konusu. Hani bu birçok farklı sebepten oluyor ve hani gerçekten büyük risk yaratabiliyor. Ancak buna karşı alabileceğiniz çok basit kimi önlemler var ve hani bunların sadece birkaçını bile yapmanız sizi ciddi anlamda koruyacaktır, emin olun. Şimdi dediğim gibi hani internet trafiği aslında en kolay gözetlenebilen şey. Bu yüzden de hani herkes bir şekilde kimi para kazanmaya, kimi başka şeyleri gözetliyor. Ama çok basit şeyler var hani kullanabileceğiniz ve bu hani gözetlenebilirliğinizi minimuma düşürecek şeyler bunlar. Bunlardan birincisi muhtemelen adını duyduğunuz Tor. Tor Browser. Hani çok basit bir şekilde işlemini anlatacak olursam bu tamamen bağımsız bir web tarayıcısı olarak çalışıyor ve sizin trafiğiniz hiçbir şekilde hani size bağlanması mümkün olmaz hale geliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tor aslında yüzlerce, binlerce farklı bilgisayardan ve sunucudan oluşan bir ağ. Bunların iki kısmı var. Birincisi relayler dediğimiz arada duran bilgisayarlar ve sunucular. Bir de exit notlar dediğimiz çıkış sunucuları. Siz Tor'la örneğin işte Tor'u kullanıp Facebook'a girmek istediniz. Facebook.com deyip Tor Browser'da bastınız Enter'a. Sizin tarayıcınız bir katman şifreliyor sizin tüm trafiğinizi. Ardından ilk relay dediğimiz ara bilgisayara gönderiyor. O alıyor, bir katman daha şifreliyor. Başka bir relay'e gönderiyor. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra bir exit node'a ulaşıyor. Bu şifreleme sadece exit node tarafından okunabilir halde yapılıyor. Exit node sizin nereye gitmek istediğinizi görüyor. O sunucudan istediğiniz bilgiyi alıyor ve tekrar şifreleyerek aynı yoldan size geri gönderiyor. Bu sayede ne exit node yani çıktığınız yer sizin kim olduğunuzu biliyor, ne bağlandığınız web sitesi sizin kim olduğunuzu biliyor, ne aradakiler sizin kim olduğunuza dair bir fikir sahibi olabiliyor. Ne de internet servisini aldığınız şirket sizin nereye gittiğinizi ya da ne yaptığınızı bilebiliyor. Bu da tamamen aslında eğer sistemin, yazılımın kendisinde bir açık yoksa sağlam bir anonimlik sağlıyor. Örneğin gerçekten hani ya şu aramayı yapacağım ama hani gizli yapayım bana bağlanmasın, benimle eşleşmesin dediğiniz durumlar varsa ya da salt bir şekilde hani İnternet servis sağlayıcımın beni takip etmesini istemiyorum diyorsanız Tor Browser hani tek bir seferde kurup gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir alternatif. Elbette hani bunun güncellemelerini düzenli yapmanız lazım. Çünkü her güncelleme bir yığın güvenlik açığı anlamına geliyor. Her zaman mükemmel bir şekilde işlemeyebilir. Kimi güvenlik açıkları geç bunu hani %100 güvenmeseniz bile %90, %95 güvenebileceğiniz bir araç Tor Browser. Bir diğer yani normal kullanımınız esnasında güvenliğinizi sağlayabilecek kimi şey var, eklentiler, tarayıcı eklentileri var. Bunlardan 3 tanesi hani benim her tarayıcıda bulunması gerek dediğim şeyler. Birincisi HTTPS evri var. HTTPS aslında sadece bizim sunuculara bağlanmamızı, web sitelerine bağlanmamızı sağlayan sistemin güvenli versiyonu. Burada sizin web tarayıcınızın bir sertifikası, anahtarı oluyor ve bağlandığınız sunucuların anahtarları oluyor. Bu anahtarlar sayesinde
ikinizin arasındaki iletişim tamamen şifreleniyor ve internet servis sağlayıcınız ya da dışarıdan sizin trafiğinizi dinlemeye çalışan herhangi birisi sizin ne yaptığınızı göremiyor. Tek bildiği şey sizin X bir sunucuya bağlandığınız. Örneğin Facebook'a bağlandığınızı görüyor. Ama hangi hesaba giriş yaptığınızı, o hesapta ne yaptığınızı bilemiyor. Google'a sunucusuna bağlandığınızı görüyor ama hesabınızın ne olduğu, şifrenizin ne olduğu vesaire gibi şeyleri göremiyor. Bu yüzden hani HTTPS kullanımı çok önemli ve hani mevcut olan her web sitesine bu şekilde bağlanmanızı hani kesinlikle tavsiye ediyorum. HTTPS Everywhere dediğim eklenti de bunu garanti altına almanızı sağlıyor. Bu eklenti Amerikalı bir dijital aktivist dernek tarafından yazılmış bir eklenti. Ve amacı dünyadaki tüm web sitelerinin, HTTPS sertifikası olan web sitelerinin düzenli olarak listesini tutmak ya da siz bir web sitesine giderken onun sunucusunu kontrol edip sertifikası var mı yok mu diye bakmak ve sizin güvenli bir şekilde bağlandığınızı garanti altına almak. Tamamen arka planda çalışıyor. Kurduktan sonra hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Yani sadece tek seferlik kurup kafanız rahat bir şekilde hani sonuna kadar kullanabilirsiniz. İkincisi reklam engelleyiciler. Bu hani eskiden hani sadece siteler daha düzgün görünsün diye kullandığımız şeyler artık mecburiyet haline geldi. Niye mecburiyet haline geldi? Çünkü reklamların büyük bir kısmı işte otomatik video oynatma vesaire şeyler için ya Flash ya HTML5 kullanıyor. Bu formatlarda arka plana zararlı yazılım koymayı kolaylaştırıyor. Bu ne demek? Sizin tarayıcınız örneğin bir web sitesine girdiğinde onunla beraber tüm sunucudan o reklamları da indiriyor. Ve o reklamların içerisinde eğer saklanmış, o reklamın koduna saklanmış bir zararlı yazılım varsa o da beraberinde hediye olarak geliyor. Ve siz hiç farkında olmadan o reklam oynamaya başladığında o zararlı yazılım bilgisayarınıza yerleşip kendine böyle rahat bir alan sağlıyor. Ardından çalışmasına devam ediyor. Örneğin dünyanın en büyük ekonomi dergilerinden biri Forbes 2 hafta boyunca reklamla okuyucularına virüs dağıttı. Ve bunda hani insanlar şikayet etmesine rağmen doğru düzgün bir hareket yapamadılar uzunca bir süre. Çünkü bu reklamları belli başlı büyük yerlerden anlaşmayla alıyorlar. Ve onlar oraya şikayet ettikten sonra bir yığın kontrol bilmem ne mekanizması vesaire vesaire derken iş uzadıkça uzuyor ve bir yığın insana zararlı yazılımlar bulaşmaya devam ediyor o sırada. Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda binlerce, on binlerce bilgisayara bulaşan bir zararlı yazılımın yine böyle reklamlarla dağıtıldığını öğrendik. Ama bunu ne zaman öğrendik? İş işten geçtikten sonra, geçtiğimiz hafta. Bu yüzden işinizi sağlama almakta ve hani mutlaka bir reklam engelleyici, ad blocker kurmakta fayda var. Benim kişisel tavsiyem uBlock. Çünkü hani daha düzgün ve hani acımasız çalışıyor. Hem de istediğiniz gibi ekstra filtreler koyabiliyorsunuz. İstediğiniz ince ayarları da isterseniz yapabiliyorsunuz. Yani örneğin güvendiğiniz web siteleri varsa hani reklamdan az buz da olsa bir şey kazansınlar diyorsanız o tarz ince ayarları da yapmanıza kolaylıkla izin veriyor. Ama dediğim gibi hani olmazsa olmaz. Mutlaka eğer kurmadıysanız daha önce mutlaka kurun. Üçüncüsü Privacy Badger diye yine EFF'in HTTPS Everywhere'i yapan ekibin eseri. Bu da bir diğer internetten zararlı yazılım veya gözetim bulaşma yolu olan çerezleri, cookie'leri engellemenizi, cookie'leri kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Şöyle ki hani en büyük örneklerinden birini vereyim. Facebook sizin girdiğiniz her web sitesini bu cookie'ler, çerezlerle listeliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Sizin ilk Facebook'a girdiğinizde işte login bilgilerinizi vesaireyi tutmak için bir çerez yerleştiriyor. Ama bu çerezin kodlarının içine aynı zamanda sizin diğer yerlerde ne yaptığınızı ya da örneğin işte girdiğimiz hemen her web sitesinde Facebook paylaş butonları vesaire var. Bu butonları kullanarak size dair daha fazla bilgi topluyor. Privacy Badger tamamen şey sistemini öğrenerek çalışıyor. Bir web sitesine girdiğinizde eğer çerez o sunucunun çerezi ise ona izin veriyor. Ama o çerez
başka bir sitedeyken siz aktif hale gelmeye çalışırsa engelliyor. Bu sayede de hani sadece kendi işlemini yapmasına izin veriyor ve geri kalan hiçbir yerde çalışmasına izin vermiyor. Bunda da istediğiniz gibi ince ayar yapabiliyorsunuz, ufak düzeltmeler yapabiliyorsunuz ya da derseniz ki ben Facebook'un çerezleri asla tarayıcımda kalsın istemiyorum, tamamen engelleyebiliyorsunuz. Bu tarz şeyleri de yapmanıza izin veriyor. Aynı şekilde hani çerezlerin engellenmesinin şöyle bir yanı var. Çerez dediğimiz şeyler aslında küçük kodlar, kod yığınları ve bunların içinde yine benzer şekilde zararlı yazılımlar gizleme ya da daha zararlı şeyler yapabilme gücü de verebiliyor. Bu yüzden mümkünse bu üçü tarayıcılarınızda, web tarayıcılarınızda, Firefox, Chrome hepsine var bunlar. Daima olsun ve hani daima aktif olsunlar yani. Sonunda ne hızınıza bir zarar veriyor, hatta Privacy Badger'la uBlock sitelere daha hızlı bağlanmanızı sağlıyor. Ciddiyim bu konuda. Çünkü bir yığın ıvır zıvırı engelledikleri için daha az şey indiriyorsunuz. Bir de tabii ki şey var. Hepimiz hani bir yığın yer sansürlü, bir yığın şey var. En basiti Reddit'e giren varsa aranızda hiçbir görseli göremiyorsunuz. Çünkü major sansürlü vesaire. Buna karşı hani yaptığımız bir numaralı şey DNS değiştirmek. Ama işte DNS dediğimiz şey en temelde aslında bir adres defteri. DNS sansürü dediğimiz şey, burada basitçe anlatayım hani aklınızda olsun. Örneğin bir web sitesi sansürlüyse, DNS üzerinden sansürlüyse bu şu anlama geliyor. Türk Telekom ya da işte hangi şeyi kullanıyorsanız adres defterinden bu siteyi çıkarmış demek. Yani aslında o site olmaya devam ediyor. Her şey devam ediyor orada. Ama Türk Telekom adres defterinden bunu silerek bu yokmuş gibi davranıyor. Ve siz hani o siteye erişemiyorsunuz. Ama siz farklı bir adres defteri yani farklı bir DNS sunucusu kullanırsanız elbette hani istediğiniz her şeyi görebiliyorsunuz. Eğer onlar başka bir şeyi engellemediyse. Elbette hani DNS sunucusu, farklı bir DNS sunucusu kullanmak demek aynı zamanda o sunucuya da sizin ne yaptığınıza dair kimi bilgileri görme izni vermek demek. Bu yüzden de hani kimi aktivist gruplar bu OpenNich dediğimiz bir projeyle tamamen şifreli ve anonim DNS sunucuları sürekli çalıştırıyorlar. Bunlar üzerinden bir sorgulama yaptığınızda hani şu web sitesi var mı dediğinizde o adres defterini sizin kaydınızı tutmuyor. Sizinle bir eşleştirme yapıp bunları bir yerde saklamıyor bu sunucular. Eğer DNS değiştirdiyseniz yani birçoğumuz Google'ın DNS'ini kullanıyoruz. En kolay hafızada kalan olduğu için. Ama Google tabii ki bu logların hepsini tutuyor. Çünkü o da onlar için bir ekstra gelir demek. Buradan iki tane DNS adresi seçip bunları kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Tavsiyem hani bakın her DNS sunucusunun nerede olduğunu da yazıyor. Yakın bir ülkeden olanı seçerseniz daha hızlı bağlanırsınız. Öyle de bir ince şey var. Hani Avrupa'dan bir şey seçerseniz DNS sunucusu çok daha hızlı bağlanabilirsiniz. Elbette şey hani bu eskiden Bitmeski daha fazla anlatıyordum da çok fazla geliştirilmediği için onu biraz kenarda bırakacağım. Onun yerine Tor'la ilgili ekleme yapmak istiyorum. Tor'u telefonlarınızda da kullanabiliyorsunuz bu arada. Android'ler için Orbot ve Orfox var. Orbot, Tor'un çalışmasını sağlayan uygulama ve aynı zamanda Orbot'la Tor'u telefonunuzda VPN gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani tüm trafiğinizin, telefonda yaptığınız her şeyin Tor üzerinden gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Orfox'da bilgisayarlarımıza indirdiğimiz o Tor browser'ın aslında Android için olan versiyonu. Onu da kullanarak hani Tor browser'ı Android telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Eğer iPhone'lar, iOS kullanıyorsanız da Onion browser var. O da bu arada bu saydıklarımın hepsi ücretsiz. Eğer bir şey olur da kazara işte bunlardan birini ararken falan para isteyen bir şeye denk gelirseniz sahtedir. Hani hiçbir şekilde gözünüz kapalı şey yapın, onu reddedin. Onion browser'da yine App Store'dan indirip Tor browser gibi iOS cihazlarda, tüm iPhone'larda, iPad'lerde rahatça kullanabileceğiniz bir arkadaş. Bunlar internetteki toplu gözetimi %99.9'unu durdurur. Hani bu konuda gönül rahatlığıyla şey yapabiliyorum. Eğer internette takip edilmeden birileri böyle benim kayıtlarımı tutup şey yapmasın ya da minimum kayıt tutsun diyorsanız
bu arkadaşları kurmanız ki özellikle Privacy Badger, HTTPS Everywhere ve uBlock Origin. Bu üçü olmazsa olmaz. Şimdi elbette birçoğumuz hani bir de sansürü atlatma vesaire için VPN kullanmayı hani şey yapıyoruz ya da kullanıyoruz en azından. Yani birçoğumuz da maalesef hani ister istemez ücretsiz VPN kullanıyor ama ücretsiz VPN aslında çok daha büyük bir risk yaratıyor. Çünkü hiç bilmediğiniz birilerine tüm internet trafiğinizi emanet etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden hani çok zorda kalmadığınız sürece ücretsiz VPN kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hani çok hani bariz bir şekilde biliyoruz ki Hotspot Shield'dan ZenMate'e kadar hemen hepsi sizin internet trafiğinizi sansürü atlatmanıza yardım ediyor ama o kayıtların hepsini de reklamcılara vesaireye satıyorlar. Eğer paralı bir VPN almaya yani paraya kıymaya karar verdiyseniz de 5 tane temel soru var. Birincisi, VPN sunucusu aldığınız servis kayıt tutuyor mu? Eğer kayıt tutuyorsa bu iki anlama geliyor. Birincisi, bu kayıtları satıyor olabilir. İkincisi, herhangi bir şekilde bir şey olur da bir mahkeme kararı vesaire ya da birileri o şirketi sıkıştırırsa bu kayıtları kötü ellere geçebilmesi anlamına geliyor. Bu yüzden VPN almaya niyetliyseniz kayıt tutmadığından emin olun. Hani zaten web sitelerinde girdiğinizde yazar özellikleri. İkincisi, kullanıcı sözleşmesinde ne yazıyor? Tamam, hani birçok şeyi kurarken, kullanırken hiç okumuyoruz o kullanıcı sözleşmelerini. Kabul ediyorum diyoruz, geçiyoruz ama söz konusu VPN ise hani bunu okuyup gerçekten ne yapıp, neye izin verip, neye vermediğinize çok dikkat edin. Çünkü üzerine para verdiğiniz bir servis ve hani gerçekten sizin işinize yarayacağından emin olmanız lazım. Üçüncüsü, hangi ülkeden servis veriyor? Bu niye önemli? Çünkü VPN kullanırken bağlandığınız ülke eşittir sizin o sırada tabi olacağınız yasalar. Örneğin bir VPN servisi Amerika'da ya da işte Avrupa'nın bir ülkesinde hizmet veriyorsa bu orada hani bir şey olduğu durumda o sunucunun başına daha az dert geleceği anlamına ya da yasal olarak takip edilmenizin falan çok zor olması anlamına geliyor. Ama örneğin atıyorum İran'dan ya da işte Çin'den ya da Türkiye'den bir VPN servisi kullanıyorsanız bu eşittir. %99 ihtimalle o kayıtların hepsinin tutulduğu ve başka amaçlarla kullanılabildiği, devletin eline otomatik olarak geçtiği demektir. Bu yüzden VPN servisi alıyorsanız nerede olduğuna, şirketin nerede olduğuna ve sunucuların nerede olduğuna da bir kontrol edin. Tavsiyem ya Amerika olsun ki Amerika hani bu konuda kıyasla güvenli sayılır ya da mümkünse Avrupa, özellikle de Kuzey Avrupa ülkeleri olsun. Çünkü internet ve privacy söz konusu olduğunda en sağlam yasalara sahip ülkeler onlar. Ha bir de Almanya tabii ki. Almanya'nın yasaları da o konuda tam anlamıyla koruyucu. İnternet trafiğini şifreleyip şifrelemediği önemli bir mesele. Çünkü eğer sizin internet trafiğinizi şifrelemeden sadece kendi sunucusuna yönlendiriyorsa bu eşittir hani sizin güvenliğinizi sağlamıyor demek ve yine sizin hani internet trafiğinizin takibi açık olması anlamına geliyor. Son olarak da biraz daha ekstrem bir seçenekten bahsedeceğim. Ödeme seçeneklerine bakın. İşte örneğin VPN'i sadece belli bir amaçla alıyorsanız ya da işte atıyorum ileride bir gün yasa değişir de işte Suudi Arabistan'daki vesaire gibi kalkıp hani VPN kullanmanın suç olduğu bir duruma gelirse hani benim kredi kartıma bağlı VPN görünmesin diyorsanız ne tür ödemeler aldıklarını bir kontrol edin. Örneğin kimi VPN servisleri işte Starbucks gift kartlardan saçma sapan hediye kartlarına yani anonim ödeme seçeneklerine kadar birçoğuyla ödeme alıyorlar. Bu sayede örneğin Starbucks'tan gidip bir gift kart alıp onun koduyla kendinize VPN servisi alabilirsiniz. Bu da eşittir hani fiziksel olarak o hesabı size bağlayacak daha az şey olması demek. Yani bu sayede hani daha da o VPN'i kullanırken o hesabı daha da anonimleştirmeniz demek. Yani işte bunu mesela ne tür durumlarda yapıyorlar? Genelde gazetecilere, özellikle riskli bir yerlere gitme ihtimali olan gazetecilere bunu tavsiye ediyorum. Çünkü örneğin işte Çin'dir, Suudi Arabistan'dır ya da işte birçok Asya ülkesi, Orta Doğu ülkesinde bu tarz yasaklar ya da fişlemeler söz konusu. Ben bunu özellikle gazetecilere tavsiye ediyorum ama bir şekilde içinize bir kurt düştüyse ya da
kafam rahat olsun diyorsanız böyle bir seçenek de söz konusu. Şimdi e-maillerin en büyük sıkıntısı her şeyin ortada olması. Hani bir e-mail gönderdiğinizde eğer sunucu tarafında şifreleme yoksa ya da olsa bile eninde sonunda orada yazdığınız her şey düz metin. Her şey ortada. E-mailleri şifrelemek mümkün. Sınırlı bir şekilde olsa da mümkün. Niye sınırlı? Çünkü e-mail şifrelemenin en güvenli yolu sadece metnin kendisini, yani mailin kendisini şifreliyor. Metadata kısmı yine maalesef açıkta kalıyor. Ama PGP dediğimiz bir sistem var. Bu aslında temel olarak bu HTTPS'ye benzer bir şekilde işliyor. Kendinize bir tane public, yani herkese açık bir anahtar yaratıyorsunuz. Bir de private, yani gizli anahtar yaratıyorsunuz. Bunu yarattıktan sonra public anahtarınızı ortalığa saçıyorsunuz. Sizinle gizli bir şekilde şifreli görüşme yapmak isteyen herkese dağıtabilirsiniz. Arama yapılabilen sunucular var bu anahtarların toplandığı. Oralara koyabilirsiniz. Bu sayede hani herkes size şifreli mail gönderebiliyor. Size mail gönderecek kişi sizin public anahtarınızı kullanarak o maili sadece sizin için şifreliyor. Ve bunu size gönderdikten sonra sizin gizli anahtarınız ve o anahtarın parolası olmadan hiç kimse o mailde yazanı okuyamıyor. Yani burada maili tamamen size özel şifrelenmiş hale geliyor. Ve aynı şekilde siz de public anahtarı sizde olan herkese aynı şekilde şifrelenmiş mail gönderebiliyorsunuz. Bu özellikle işte söz konusu şey olduğu zaman, yani hepimiz sonunda hiç kimse şey yapmıyor, kendi mail sunucusunu kurmuyor, şey yapmıyor. Sonunda ya Google'ı ya Hotmail'i, Yahoo'yu vesaireyi kullanıyoruz. Ama işte ne oluyor mesela? Yahoo en son 2 gün önce açıkladı, 1 milyar hesabın parolasını kaptırmış hackerlara. Ve o parolaları bilenler takır takır hani girip tüm mailleri okuyabiliyor. Aynı şekilde siz bu mailleri şifrelediğinizde onların sunucusunda da sadece şifreli halleri duruyor. Sadece siz yine kendi anahtarınızla açıp okuyabiliyorsunuz o mailleri. Bu sayede işte Google örneğin reklam amaçlı maillerinizi okumaya niyetlendiğinde okuyamıyor. Ya da birileri hesabınızı çaldığında yine içindekileri okuyamıyorlar. Ha, metadata ortada kalıyor maalesef. Onu engellemenin çok bir yolu yok söz konusu mail olduğunda, ama bu şekilde ciddi bir şekilde riski düşürebiliyorsunuz. Şimdi bunun için farklı farklı birçok yöntem var. İsterseniz bir mail tarayıcısı olan Thunderbird'u kurup ona bir eklenti, Enigmail dediğimiz eklentiyi kurabilirsiniz. Ama böyle bir durumda da kullanımı zor olacaktır birçoğunuz için. Çünkü hepimiz artık webmail kullanmaya alıştık. Tarayıcıdan girip bir şeyler yapması çok daha rahat. Öyle bir durumda da Mailvelope dediğimiz güzel bir eklenti var. Yine tarayıcı eklentisi olarak çalışıyor. Ve tamamen kullandığınız webmail'e, tarayıcıda girdiğiniz mailinize entegre hale geliyor. Bunu hani çok rahat bir şekilde kurup, tarayıcınıza kurup, aynı şekilde çok basit bir şekilde, hani hiç sizi yormadan kendinize anahtar yaratma, anahtarınızı indirip paylaşma gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani şimdi şurada isterseniz basitçe de bir şey göstereyim. Hani göz önünde canlanması kolay olsun diye. Şimdi normal şartlarda eğer bu şekilde bir şifreleme yaparsanız mailler bu şekilde görünüyor. Tamamen şifrelenmiş, hiçbir şekilde sunucudaki kopyası bu şekilde duruyor. Ancak bu Mailvelope'la şu an kullanıyorum tamamen. Buraya tıklayıp ardından girdiğiniz zaman mailiniz açılıyor. Ve bunu sizden başka, bu tarayıcıdaki şeyden başka ve şu an hani benden başka şu an bir tek siz görebiliyorsunuz. Neyse ki tam zamanında bir test maili gelmişti, böyle örnek gösterebildim. Tabii şimdi şeyi de göstereyim, Mailvelope'un arayüzünü size kısaca.
Burada hani ilk açtığınızda direkt tüm maillerinizi, hani anahtarları daha doğrusu görebiliyorsunuz. Elinizde olan herkesin anahtarını. İşte örneğin birisi size anahtarını dosya olarak gönderdi. Buradan sadece şuraya tıklayarak o dosyayı buraya alabiliyorsunuz. Şuraya yapıştırabiliyorsunuz ya da eğer bir sunucuda yüklü olduğunu düşünüyorsanız o kişinin anahtarını burada mail adresiyle arama yapabiliyorsunuz. Eğer anahtara ihtiyacınız varsa sadece şuradaki 3 şeyi doldurarak kendinize yeni bir anahtar yaratabiliyorsunuz. Yani hiç öyle uzun uzadıya bir yığın şeyle uğraşmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde kendinize bir anahtar yaratıp yani şifreli mail kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı şekilde hani anahtarınızı yarattınız. Şuradaki tek butona tıklayarak sunucuya yükleyebilirsiniz. Bu sayede mail ve lofu kullanan herkes sizin şifre public anahtarınız olduğunu bilip size şifreli mail gönderebilecek. Tabii ki PGP sadece mail şifrelemeye değil, aynı şekilde dosya şifrelemeye de yarıyor. Ve mail ve log'da bunu da yapabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz herhangi bir dosyayı, 20 MB sınırı var, koyup istediğiniz kişiye özel şifreleyip şifrelenmiş haline alabilirsiniz. Bunu sadece o kişi, şifrelediğiniz anahtarın gizli anahtara sahip olan kişi açabiliyor o dosyayı da. Yani hem dosyalarınızı güvenliğini almak için hem de maillerinizi güvenli bir şekilde göndermek için yani tek bir tarayıcı eklentisi kurmanız yeterli ve yani çok rahat bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani hiç değilse sadece elimin altında bulunsun demek için bile kurup hani bir 5 dakikada bir anahtar yaratabilirsiniz kendinize. Tavsiye ederim elinizin altında bulunmasını. Şimdi tabii ki artık hani mail oldu artık biraz daha hepimiz telefondan hani mesajlaşıyoruz, telefonla yani görüntülü görüşüyoruz, ediyoruz. Elbette hani birçok farklı seçenek var kullanabileceğiniz, hani yapabileceğiniz ama eğer gerçekten güvenli bir mesajlaşma app'i istiyorum diyorsanız hiç düşünmeden Signal'i kurun. Signal mevcut seçenekler arasında gerçekten en iyisi, en güvenlisi. Bunu rahat bir şekilde kurup tıpkı WhatsApp'a girer gibi tek bir seferlik numaranızı veriyorsunuz. Ardından Signal üzerinden hem mesajlaşabiliyorsunuz, hani hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Hani dosyada gönderip fotoğrafta gönderebiliyorsunuz. Ve Signal'in yine aynı şekilde şifrelenmiş telefon görüşmesi de yapabiliyorsunuz. Sesli görüşme de yapabiliyorsunuz. Yani hani telefon şeyini bile ekli olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Mesajlarınızı otomatik silinme özelliği ekleyebiliyorsunuz. Örneğin işte 5 dakikadan 1 haftaya kadar sınır koyup gönderdiğiniz mesajı okunduktan sonra o süre dolduğunda her iki cihazda da silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede hani mesajlar tamamen ardından imha oluyor. Ve şöyle bir şey var. Signal'in sunucularında hiçbir şey yok. Yani mesajlar telefondan silindiği an gitti. Hiçbir şekilde backup'ını alamazsınız, onları kurtaramazsınız daha sonra. Bunu da nasıl öğrendik? Hani Signal'in kendisi bunu söylüyordu ama FBI geçtiğimiz yıllarda Signal'den bir telefon numarasına dair sunucusunda ne var ne yoksa vermesini talep etti. Ardından işte bir yığın yasal kavgalar bilmem ne, Signal yayınladı verdikleri şeyi. Sadece iki satır bilgi vardı orada. Sunucudaki tüm tuttukları şey. Bir, ne zaman Signal hesabı açtığı. İkincisi, en son ne zaman online oldu. Signal'de hesap açtığınızda onların sunucularında sadece bu kadar bilgi kalıyor. Yani eğer elimde sağlam bir tane mesajlaşma app'i olsun diyorsanız, alternatif mesajlaşma app'i, hiç düşünmeden Signal'i kurun. Biraz arayüzü basit gelebilir, yapabilir, hani WhatsApp kadar süslü değil ama yine de hani her şeyi yapabiliyorsunuz. Alternatifler var. Alternatiflerden birisi hepimizin çok iyi bildiği WhatsApp. WhatsApp aslında eskiden hiç böyle güvenli değildi. Ama Signal'in şifreleme sistemini entegre ettiler. Bu sayede hani Signal'in kullandığı şifreleme yöntemini WhatsApp'ta da otomatik olarak kullanıyoruz hepimiz. Yani istesek de istemesek de öyle bir seçeneğimiz yok. Ancak WhatsApp metadata'yı şifrelemiyor.
Böyle bir sorun var. Çünkü WhatsApp Facebook'un olduğu için Facebook metadata'nın şifrelenmesini tercih etmiyor. Ve WhatsApp'ta backup özelliği var. O yüzden hani eğer backup tercih eden biriyseniz öyle bir fark var aralarında. İkincisi Wire. Wire Avrupalı bir şirketin. Ve Wire'da sadece mesajlaşma ve sesli görüşme değil, videolu görüşme de yapabiliyorsunuz aynı şekilde şifreli olarak. Wire sunucularında bilgi tutuyor, verilerinizin yedeğini tutuyor ama oldukça güvenli bir şekilde tutuyorlar. Ve aynı şekilde hani tıpkı buradaki her şey gibi hepsi ücretsiz. Eğer böyle hani şey diyorsanız, Skype alternatifi olacak bir şey olsun diyorsanız Wire'ı düşünebilirsiniz şey olarak. Wicker çok fazla şeyli değil, hani onu çok artık tavsiye etmiyorum o yüzden, ama hani aklınızda olabilecek şifreli mesajlaşma app'lerinden biri, hani görürseniz yabancılık çekmeyin diye logosunu koydum. Bir de Jitsi var. Jitsi sadece video görüşme için. Jitsi'nin de şöyle bir güzel özelliği var. Zaten tüm video görüşme şifreli olmasının yanı sıra meet.jit.si adresine giriyorsunuz. Orada kendinize bir hani konuşmanıza bir nickname belirliyorsunuz. Ardından o linki istediğiniz herkese dağıtarak video görüşme yapabiliyorsunuz. Hiç hesap açmanıza gerek yok. Herhangi bir ekstra bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece tek bir linke girip oradan konuşma başlatabiliyorsunuz rahatça. Onun da öyle bir avantajı var. Ama dediğim gibi hani signal olmazsa olmaz. Ama videolu bir alternatifim olsun, böyle daha böyle Skype yerine geçebilecek bir şey olsun diyorsanız da Wire'ı şey yapın. Signal hem Android hem iPhone'lar için var. Aynı zamanda bilgisayarınızda da Chrome eklentisi olarak kullanabiliyorsunuz. Sadece Chrome'da üzerinden çalışıyor. Ama yani bilgisayarda da kullanılabiliyor. Wire hem iPhone hem Android hem bilgisayarlar için direkt uygulama olarak var. Wicker da aynı şekilde. WhatsApp zaten hemen hepimiz biliyoruz. Web.WhatsApp üzerinden yapılıyor. Jitsi de sadece web'de var. Bunlar hani elimizdeki güven diyebileceğimiz alternatifler. Bunun dışında birçok farklı yöntem var ama çoğu çok kullanılmıyor. İşte daha şey olan CryptoCat gibi bilgisayarda çalışan güvenli şifreli chat app'i var. Ya da RichoAt dediğimiz daha kompleks bir şifreleme sistemi kullanan bir chat app'i var. Ama bunlar çok böyle nasıl diyeyim, niş bir kesim tarafından kullanıldığı için hani çok böyle yayılmadığı için çok işinize yarayacağını zannetmiyorum. Hani örneğin RichoAt'i şu ana kadar bildiğim kadarıyla sadece yazılımcı bir grup kullanıyor. Ya da işte CryptoCat bir dönem çok yayıldı, şu an çok kullanan yok. Hani bu yüzden hani en stabil olan, en hani rahatça kullanabileceğiniz ve uzun ömürlü kullanabileceğinize hani içiniz rahat olabilecek olanlar bunlar. Sen Bylock diye bir mesajlaşma programından bahsediyordun. Şu anda o da şifreli de ama şu an devlet oradan bir sürü işler çözüp bir şeyi çökertebiliyor. Ama şifrelemek var, şifrelemek var. Eğer kodun kötüyse, açık bırakıyorsa, güvenlik açığı bırakıyorsa istediğini şifrele. O bir işe yaramaz hani. Ve zaten hani Bylock'un şeyini inceleyen yazılımcılar oldu. Hani gerçekten çok amatör bir iş. Doğru düzgün bir şifreleme sistemi kullanmıyor. Hani şey tabirle, teknik tabirle şey yapacak olursam, Bylock'u kullanırken şeye inanmışlar. Security through obscurity dediğimiz bir şey var. Bu az kullanılıyor, çok dikkat çekmez, biz bunu kullanalım diyerek hani onun güvenli olacağına inanmışlar. Signal'in şu an hani 10 milyonlarca kurulumu var her bir farklı şey. Android'de ve iPhone'da ayrı ayrı. Hani bir yığın insan kullanıyor, bir yığın farklı kesimden insan kullanıyor. Yani çok yaygın mesajlaşma app'lerinden biri haline geldi. Aynı şekilde Wire'da çok daha şeyli o konuda. Hani Signal kullanıyoruz diye başımıza bir şey gelir ihtimalini düşünüyorsanız hani çok şey yani böyle ekstrem durum yaşamamız gerekiyor öyle bir fişlemeye gitmemiz için. Ama hani Signal'in hani öyle bir şeyi yok henüz. Hani Signal'i sadece şunlar kullanıyor durumu yok. Yani şifreler çözülebilir şifreler mi yoksa komple mesela imha eden şifreler mi? İmha eden. Signal söz konusu, Signal ve Wire söz konusu olduğunda imha eden. Ve aynı şekilde hani Signal'de dediğim gibi otomatik imha olan mesajları da kullanırsanız hiçbir şekilde arkada iz kalmaz.
o konuda daha da şey olur. Yani ve şey yani örneğin Baylok'ta en büyük şeyleri neydi? Baylok'ta kimin kimle konuştukları vesaireler hepsi sunucularda tutuluyordu. Yani metadata onların çok işine yaradı. Ki hani bu arada Baylok'la ilgili şöyle bir şey var. Çok konuşulmadı ama Baylok zaten 2014 sonu 2015'ten beri takip ediliyormuş yani. MIT çoktan onu ele geçirmiş, hazırda bekliyorlarmış sadece kullanmak için oradaki verileri. Yani öyle de bir durum söz konusu. Ama Signal'de örneğin sizin kontak listeniz bile sunucularda yok. Hani Signal'in sunucularına bir şekilde girilse hiçbir şey bulunamayacak. O yüzden de hani hiçbir şekilde şey yok ve hani Signal gibi şifreli mesajlaşma ipi kullanıyorsun diye sana bir şey demeye kalksa WhatsApp herkes kullanıyor. WhatsApp da şifreli mesajlaşma ipi artık. Yani o da o anlamda şey değil ve hani dediğim gibi Baylok'ta şifreleme var mı yok mu o bile meçhuldü. Çünkü hani öyle uyduruk bir şey ki hani hiç şifrelemesen daha iyi gibi bir durum vardı ortada. Hani Baylok tam anlamıyla bir hani felaket denebilecek kadar kötü bir app'ti. O yüzden de hani kendi kendilerini ele vermişler gibi bir durum oldu orada. O yüzden de hani öyle bir şey farkı var hani. Nasıl diyeyim? Sınıf farkı var app'ler arasında. Hani işini gerçekten ciddi yapan, sırf yapmış olmak için yapan. Hani şey gibi, Baylok'un durumu şey gibi hani. Telefona hani sırf biraz reklamdan para kazanayım diye uyduruk oyunlar yapanlar vardır ya App Store'larda. Baylok tam öyle bir app gibi görünüyor dışarıdan baktığınızda. Gerçekten de hani kodu da öyle. Sırf hani mesajlaşma app'i mi? Tamam, mesajlaşıyor. Gerisi önemli değil diyerek hareket etmişler. Bu biraz da kendilerine fazla güvenmelerinden kaynaklı galiba hani. Bize bir şey olmaz kafasıyla hareket ettikleri için de çok ciddiye almamışlar muhtemelen. Hı. Evet. WhatsApp. Şimdi şöyle bir şey var. Metadata'yı korumak normal şifrelemenin üstünde bir çaba gerektiriyor. Signal bunu tam olarak yaptığı için ve sunucularda bir şey kalmasına izin vermediği için Signal'de böyle bir sıkıntı hiçbir şekilde yok. WhatsApp'ta bu durum hani bildiğimiz kadarıyla metadata'nın bir kısmını hiç değilse kontak listesini vesaireyi tutuyorlar. Onu biliyoruz. Ve hani bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. WhatsApp Facebook'un. Ve Facebook hani elinden gelecek her türlü şeyi para için kullanmaya niyetli olduğu için muhtemelen belli noktalarda biraz kısıtlamalara gitmiş. Ama mesajların, sesli görüşmelerin WhatsApp'taki yani dosyaların şifrelenmesi Signal'le birebir aynı. Ama şey metadata konusunda biraz hani şey gibi ortalığı WhatsApp bulanık bıraktı duyuruyu yaparken. Yani tam olarak ne yapıp ne yapmadıklarını bilmiyoruz. Ama hani sonuç olarak hemen hemen aynı diyebileceğimiz noktada sayılırlar. Var mı başka sorusu olan burada? Mesajlaşmayla ilgili. Şimdi cihazların güvenliği söz konusu. Hani hepsi bir yana cihaz çalındığı zaman içindeki her şeyin açıkta kalma ihtimali, her şeyin ele geçirme ihtimali gibi basit şeyler var. Kullandığımız hemen her bilgisayar, akıllı telefonlarda da şifreleme imkanı sağlıyor. Tüm cihazınızı şifreleyip bunun parolayla veya başka bir şekilde açılmasını sağlıyor. İşte eğer Linux kullanan varsa bu sistemin ilk kurulumu sırasında belirliyorsunuz. İşte Mac, iOS ya da Android kullanıyorsanız bunu ister ayarlardan yapabiliyorsunuz ama şöyle bir şey var. Tüm iPhone'lar açılır açılmaz şifreliler. Hani sizin o konuda söz söyleme hakkınız yok. O ilk belirlediğiniz parola sizin cihazınızın da şifresi aynı zamanda. O parolayı bilmeden hani cihazınızın içine çalınsa bile bakamıyorlar ve hani şey, bu bakamama durumu hani cihazı kapatıp başka bir şeye bağlayıp vesaire kısımları için de geçerli ya da zorlama kısımları da geçerli. Aynı şekilde Windows içinde ya Pro sürüm kullanıyorsanız kendisini sağladığı BitLocker var ki o da gayet şeyli bir şifreleme. Eğer Pro sürüm değil de Home kullanıyorsanız Descryptor isimli bir uygulama var. Onunla tüm hard diskinizi şifreleyebiliyorsunuz. Hani mümkün olduğunca tavsiye ediyorum. Bunun dışında
eğer hani tüm hard diskim değil de sadece ben belli dosyaları şifreli tutmak istiyorum diyorsanız VeraCrypt isimli bir uygulama var. Bununla hard diskinizde şifreli bölümler yaratabiliyorsunuz, istediğiniz kadar alan yaratabiliyorsunuz ve bunu hani bir hard diskin parçası gibi görünmesi yerine rastgele bir şey gibi gösterebiliyorsunuz. Örneğin işte 10 GB'lık bir bölüm yaratıp onun adını işte Lord of the Rings Trilogy dediğiniz zaman nokta işte MP4 dediniz mesela. Normal birisi bilgisayarınıza baktığında onu bir video dosyasıymış gibi görüyor. Ama çalıştırmaya çalıştığında açılamıyor. Bozuk dosya gibi görünüyor. VeraCrypt ile onu açmak istediğiniz zaman hard diskinizin o şifreli bölümü açılıyor. Silme ihtimali var peki. Nasıl? Yani bozuk dosyaya baktığınızda yani böyle bir gösteriyor. Her tek kişi ona kendi isteğine göre silebiliyor mu yoksa? Siler. Biz bunu geri tutarabiliriz. Yani çünkü silmeyi takdirde bizim bu şifreli dosyalarımız silinmiş. Bizim bu programımızı açmamız herhangi bir şey ifade etmiyor. Evet. Yani bildiğiniz hani normal veri kurtarma yöntemlerini deneyebiliriz. Deneyince işe yaraması lazım ama veri kurtarmada da şöyle bir şey var. Eğer bir veri kurtarmanız gerekiyorsa mümkün olduğunca çabuk yapın. Çünkü dosya silindikten üzerine bir şey yazılana kadar ki süre geçmeden o veriyi geri alabilmeniz lazım. Üzerine bir byte bile bir şey yazılsa o dosya tamamen kurtarılamaz hale geliyor. Yani ama kurtarılması teknik olarak mümkün. Yani silindikten sonra tekrar kurtarabilirsin aynı şekilde. Şöyle şifrelememiz sadece ikinci şansın görmesine engelliyor. Evet. Silme veya bozma gibi bir... Evet yapabiliyor. Ama işte hani böyle bir durumda hani örneğin işte ne örnek verebilirim? Hani bilgisayarınızda hani ortak kullandığınız birilerinin bir şey görmesini istemiyorsanız, bilgisayarınız çalındı, hani çalınsa bile şu dosyalarım güvende olsun yeter diyorsanız ya da hani örneğin şey yapabilirsiniz. O da güzel bir şey yöntemi olabilir. VeraCrypt ile oluşturduğunuz o şifreli klasörü cloud'a yükleyebilirsiniz. Bu sayede cloud'da da şey yapabilir. Hani öyle bir backup yapabilirsiniz kendinize, güvenli bir backup yaratabilirsiniz. Yani bu tarz şeyler için oldukça işe yarayacaktır. Bunun dışında işte cloud demişken hani cloud'da her ne kadar şey olsa da çok da güvenli değil. Sonunda hani oradaki verilerin analiz edilmesi, şey yapılması tamamen şirketlerin şeyine kalmış, insafına kalmış durumdasınız oradaki her dosyanızda. O yüzden oraya ne koyduğunuza dikkat etmenizde fayda var. Mümkünse daha yani mümkünse demiyorum bunu hatta neredeyse emir kıvamında söyleyeceğim. Hiçbir güncellemeyi ertelemeyin. Bu cihazlarınızın güvenliği için en önemli nokta o. O gelen de sürekli ertelediğiniz app güncellemeleri, sistem güncellemeleri aslında cihazınızın daima tehditlere açık halde kalmasına sebep oluyor ve herhangi bir şekilde şey yaptığınızda birçok zararlı yazılım, internette o başıboş gezenler dediklerim sürekli güncellenmemiş cihaz arıyorlar. Çünkü hani o açıkları biliyorlar. O açıklar kapatılmış ama hala güncellemeyip kapatmayanlar var. Ben onlardan faydalanabilirim diyerek o zararlı yazılımların kodları otomatik olarak bunları aramak üzerine kuruluyor. Ve siz cihazlarınızı güncellemedikçe internette kendinizi böyle hani hadi gelin bana saldırın diyerek salmış oluyorsunuz ortalığı. Bu yüzden hani o şey yapmayın hani gerçekten o güncellemeleri ciddiye alın hani 2-3 dakika kaybedin 5 dakika kaybedin hiç sorun değil hani en azından başınız ağrımaz ileride. Ve tabii hani şifreliyoruz ediyoruz tüm bunları şey yapıyoruz ama bir de parola mevzusu var hani. O parolalar olmadan şey almıyor. Şu çok sevdiğim bir liste 2015'in en çok kullanılan parolaları listesi. Bu veriler şeylerden elde ediliyor. Hacklenen sunuculardan ya da bilgisi sızdırılan sunuculardaki parolaları derliyorlar. Ve en çok kullanılan parolaları topluyorlar. Peki sonra bunlar ne yapıyor? Elbette güvenlik amaçlı kullanılıyor ama birçok hacker da kendi şeylerinde
ellerinde yazdıkları brute force için hani deney yanılı yöntemiyle yaptıkları saldırılarda önce bunları deniyorlar. Çünkü büyük ihtimalle tutuyor. İşte örneğin olmazsa olmaz bir numara, galiba bu yıl da bir numara o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 numara password. 3 numara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 numara QWERTY. 5 numara 1, 2, 3, 4, 5. Ve böyle gidiyor. Yani parolalar basit olduğu zaman ya da hani böyle düz şeyler kullanıyorsanız bunlar direkt hani hesabım var ne olursa olsun demek gibi bir şey. Ha bir de şöyle bir şey var. Hani güçlü parola yaratmak illaki böyle harfler, büyüklü, küçüklü, semboller, rakamlar her şey bir arada değil. Onun yerine mümkün olduğunca uzun ve mesela şey hani benim en çok tavsiye ettiğim yöntemlerden birisi rastgele birbiriyle alakasız hatta mümkünse 2-3 farklı dilden 5 tane kelime aralarda boşluklarla. Böyle bir şifreyi hem ezberlemeniz kolay hem de çok çok uzun olduğu için bu tarz deney yanıl dediğimiz brute force saldırılarında çözülmesi yüzyıllar alıyor. Yani bu arada yüzyıllar abartı değil hani matematiksel hesapla şey yapıyorum bu rakamı. Mesela bunun daha kolay bir yöntemi var. Diceware denilen bir şey yöntem var. İnternetten bir tane sözlük indiriyorsunuz bu Diceware için yapılmış sözlük. Ardından elinize 4 tane zar alıyorsunuz. Bu 4 tane zarı 6 kez atarak rastgele 6 tane kelime seçiyorsunuz. Bu size oluyor yeni parola. Bu sayede tamamen gerçekten rastgele ve uzun güçlü bir parola belirlemiş oluyorsunuz. Ha bunu çok daha farklı yöntemlerle, yaratıcılığınıza kalmış bir şekilde yapabilirsiniz, size kalmış. Aynı parolayı kullanmak mevzusu yapmayın, gerçekten yapmayın. Niye yapmayın diyorum? Aslında şu listenin kaynağı yüzünden yapmayın diyorum. Çünkü siz mesela örneğin Google hesabınızın parolasıyla iki tane film indirmek için girdiğiniz torrent sitesinin parolasını aynı yaparsanız o torrent sitesi hacklenip de parolanız ortaya düştüğünde bir kötü niyetli bir hacker sizin gayet parolanıza ve hesap adınıza bakıp ardından ha bakayım bakalım bunun başka nerede hesabı var diye tura çıkıyor. Ardından hop orada Google hesabı, hop Facebook hesabı, Twitter hesabı hepsini topluyorlar. Bu yüzden aynı parolayı tekrar tekrar kullanmayın. Çünkü her an her yer hacklenebiliyor. Yani işte yine ders başında mı? Daha erken zamanda bahsettim. Yahoo 1 milyar parolayı kaptırmış. Hani böyle bir durumda otomatik olarak eğer Yahoo hesabınız varsa kullandığınız tüm parolalar şu an muhtemelen birileri denemeye çalışıyor. Ama işte şimdi hepinizin aklından şu an geçen şu 20-30 tane hesabım var bu parolaları nereme ezberleyeceğim? Çözümü parola kasası dediğimiz şeyler. Bunlar basit programlar. Sizin kendinize özel, şifreli, güvenli bir veri tabanı yaratmanızı sağlıyor. Bu veri tabanını ardından hani işte site, kullanıcı adı ve parolanız şeklinde belirleyebiliyorsunuz. Bunları dolduruyorsunuz ve örneğin benim kullandığım LastPass isimli parola veri tabanı parola kasası. Bununla ben örneğin tarayıcımı bir eklentisini kuruyorum. Ve ben bir siteye gireceğim zaman eğer onun parolasını kaydetmişsem oraya o benim yerime otomatik olarak formu dolduruyor. Ve ardından ben sadece giriş yapa basıyorum. Bu sayede ne parolaları ezberlemekle uğraşıyorum ne de her seferinde tekrar tekrar yazmakla uğraşıyorum. Bu sayede hani istediğiniz kadar rastgele parola üretebilirsiniz ve hiçbirini ezberleme şeyiyle uğraşmazsınız. Tek ezberlemeniz gereken o parola kasanıza koyacağınız parola olur. Buna bir kere yapıp parolalarınızı taşıdığınız zaman gerçekten kafanız rahatlayacak emin olun. Üstelik hani benim kullandığım LastPass olduğu için direkt ondan birkaç daha ekstra özelliğinden bahsedeyim. Sizi düzenli olarak uyarabiliyor işte eğer ayarlarsanız işte. Bu parolan değiştirmeyeli 6 ay oldu hani istersen değiştirebilirsin. Ya da büyük bir hack saldırısı olduğu zaman işte Yahoo vesaire gibi bu şeyin işte bu site hacklendi, parolaları sızmış olabilir, parolanı değiştir diye sana haber verebiliyor. Aynı şekilde telefonunuza da kurup oradaki hani kaydettiğiniz parolaları yeri geldiğinde telefonunuzdan da ulaşabiliyorsunuz.
Yani böyle bir şey gerçekten yani işi ciddiye alıp her hesabınıza farklı parola koymak isterseniz işinizi çok kolaylaştıracak. Hani bir parola kasası olmazsa olmaz. En önemlilerinden bir diğeri de iki aşamalı doğrulama. Ben hani işte örneğin bankalar bunu zorunlu tutuyor. Yani hesabınıza giriş yaptığınızda bir de SMS gelir. Bunu internetteki birçok hesabınıza Google, Facebook, Twitter, Hotmail, Yahoo hepsinde yapabiliyorsunuz. Peki bu neyi sağlıyor? Bir şekilde parolanızı kaptırsanız bile ya da birileri hesabınıza başka türlü bir erişim şansı kazansa bile sizden o gelen kodu almadan hiçbir şey yapamıyor. Bu sayede de çok içiniz rahat bir şekilde hani şey yapabilirsiniz ve bu gelen kodların her biri tek kullanımlık olduğu için de hani o kodu daha sonra hani işte o kod normal SMS olarak bile gelse hani o kodun başına bir şey gelmesinden korkmanıza gerek yok. İki aşamalı doğrulama birçok noktada işinize yarayacaktır. Çünkü ne olursa olsun birçok şeyden dolayı hani örneğin hiç alakasız bir yığın insanın Twitter hesapları hackleniyor. Kimisi reklam için hackleniyor, kimisi tamamen politik niyetlerle hackleniyor, kimisi tıpkı gıcık olduğu için hacklemeye çalışıyor. Bunun önüne geçmenin en garanti yolu iki aşamalı doğrulama. Bu sayede birisi sizin aynı zamanda telefonunuzu da çalmadığı sürece hiçbir şekilde hesabınıza giriş yapamayacak. Ve hiçbir şekilde başınız ağrımayacak. Hesapları bir de şeyi, tabii ki bu hesap kaptırmalarının en büyük sebeplerinden biri de genelde uygulama bağlama olayları işte. Twitter'da kim beni takibi bıraktılar, Facebook'ta hesabıma kim baktılar ya da işte Facebook'taki o testler vesairelerin çoğu aslında hesabınıza çok kapsamlı erişim izni almak için yapılan sahte uygulamalar. Böyle şeylere izin verdiğiniz zaman farkında olmadan o uygulamaların bir yeni şeyi yapmasına izin veriyorsunuz. Bu yüzden de gerçekten ihtiyacınız yoksa, gerçekten o uygulamaya mecbur değilseniz yapmayın. Ya da güvenmiyorsanız bağlamayın. Çünkü neyin ne zaman ne olacağı belli olmaz. Örneğin bir dönem kimi insanların şeyleri, hesaplarını farklı şeyler oldu. Sonrasından öğrendik ki birisi Change.org'un API'sini kullanmış, satın almış. Change.org kendi API'sini, o bağlamayı sağlayan kodu satmış. Bu yüzden de Change.org'a imza için bağlanan hesapların ciddi bir kısmına bir yığın spam geldi vesaire. Ya bu yüzden hani iyi düşünün, gerek duymuyorsanız ya da çok acil değilse yapmayın. Bir de birçoğumuz hani birçok farklı şey için güvenlik sorusu belirliyoruz. Onlar da hani şeyler için çok önemli. Güvenlik sorularının en büyük sıkıntısı birçoğumuz gerçek cevaplar veriyoruz. Bu gerçek cevaplar da internette artık bulunması çok kolay şeyler. İşte bunların en basit örneklerinden birisi mesela hemen her yerde olmazsa olmaz güvenlik sorularından birisi olan annenizin kızlık soyadı. Bunu artık internette bunu bulmaktan daha kolay bir şey yok. Tek yapacağım şey sizin Facebook profilinizi bulmak, ardından oradan gidip dayınızı bulmak. Tamamdır. Sizin banka hesabınıza da girerim artık şey yaparım. Bu yüzden hani benim verdiğim en şeylerden biridir, tavsiyelerden. Anlamsız cevaplar verin, uydurma cevaplar verin. Örneğin birçok şirket, kurum vesaire artık bu meşhur annenizin kızlık soyadı sorularına rastgele cevap vermenize izin veriyor. Kimi yerlere işte hani meyve sebze ismi verebiliyorsunuz, rastgele kelimeler uydurabiliyorsunuz. Aynı şekilde güvenlik sorularını İstediğiniz gibi uyduruk cevaplar verebilirsiniz. Ardından tek yapmanız gereken parola kasasının, artık var ya parola kasanız, hepinizin var. Oraya bunları not almak, başka hiçbir şey değil. Bunu yapacaksınız. Ardından çok, hani zaten şifrenizi unutmanız muhtemelen mümkün olmayacak parola kasasında olduğu için ama olur da unuttuğunuz, orada güvenlik sorularınızı uydurduğunuz cevaplar da elinizin altında olacağı için kafanız rahat bir şekilde ve bulunması zor bir şekilde cevaplayabilirsiniz. İşte kimileri var mesela daha yaratıcı cevapları uydurmak için kendilerini kurgula, öyküler uyduruyorlar işte. Fictional karakterler yaratıp onlara göre cevap veriyorlar o güvenlik sorularına. Hani maksat kendisine bağlanmasını zorlaştırmak için.
Hani tamamen yöntem size kalmış. Yaratıcı olun, uydurun, saçmalayın, hiç sorun değil. Çünkü verdiğiniz cevabın doğruluğuna kimse bakmıyor o sorularda. Bir de hani en önemli mesele, hani bir veriden kurtulmak istediğinizde gerçekten kurtulmanın yolu. Eğer normal işte Linux veya Windows kullanıyorsanız Bleachbit diye güzel bir program var. Bu program gerçekten temiz bir şekilde imha ediyor. Ve hani bir an önce üzerine bir şeyler yazılıp kurtarılamaz hale gelmesine yardımcı oluyor. Aynı şekilde buna benzer bir şekilde çalışan CCleaner da var. CClean, yani eğer daha kolay geliyorsa gözünüze CCleaner'ı da kullanabilirsiniz Bleachbit'in yerine. Eğer şeyi kullanıyorsanız, Mac kullanıyorsanız çöpü güvenli boşaltma özelliği var. Belki görmüşsünüzdür. Çöp kutusuna sağ tıklayınca çöpü güvenli boşalt diyor. Bu da Bleachbit'in, CCleaner'ın yaptığı işi yapıyor direkt olarak. Eğer CD, DVD'yi imha etmek istiyorsanız tek yolu parçalamak. Yani garanti yolu, hiç hani başka şeyi yok. Kağıt öğütücüye atın, üzerinde tepinin. Siz bilirsiniz. USB'ler, SSD kartlar ya da SD kartlar daha farklı bir şey kullandıkları için üzerinden veri silmesi, gerçekten veriyi silmesi çok zor. O yüzden hani yapabileceğiniz birkaç farklı şey var. Birincisi üzerine hızlıca veri yazmak. İkincisi de mikrodalgaya atmak. Eğer gerçekten kurtulmak istiyorsanız ondan. Hani ama hızlı bir şekilde sildiğiniz kadar veriyi üzerine yazarsanız kurtarılma işini yine zorlaştırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi SSD'ler, SD kartlar biraz daha farklı bir şeyle çalışıyor. Yine parçalı kurtarma şansı veriyorlar. O yüzden dikkatli olun. Ve cloud'daki bir şeyi imha ettiğinizden asla emin olamazsınız. Çünkü o sunucuların kontrolü sizde değil. O yüzden daha sonrasında imha etmek istediğiniz bir şey varsa cloud'a yüklemeyin. Hani bu biraz net bir şey. Aslında vereceğim tavsiyeler bu kadar. Bundan sonrası sizin sorularınızdan ibaret olacak varsa. Buraya kimi web sitelerini kaynak olarak koydum. Gözetim Meşru Müdafaa, bahsettiğim HTTPS Everywhere, Privacy Badger'ı yazan derneğin güvenlik rehberi. Türkçe çevirisini ben ve bir başka aktivist arkadaş birlikte yaptık. Kem Gözleri Şiş, Alternatif Bilişim'in, benim de üyesi olduğum derneğin rehberiydi, ancak bayağı bir eskidi. O yüzden hani onu çok tavsiye edemiyorum şu anki haliyle, üzülerek. Kame blog, tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşımın blogu ve çok güzel tavsiyeleri var, analizleri var bu konularda, özellikle Türkiye özelinde. Tactical Tech yine bir başka dernek, bu konularda eğer okumak isterseniz tavsiye edebileceğim. EFF Deep Links, EFF'in blogu, bu konulardaki haberleri takip edebileceğiniz. Schneiron Security ve Crabzon Security en bilindik iki büyük güvenlik, dijital güvenlik araştırmacısının blogları, bu konudaki güncel haberler konusunda. Intercept ve Motherboard güzel haber siteleridir. Bu konulardaki birçok farklı haberi anında, hani hızlı bir şekilde ulaşmak için tavsiye ederim. Bu son ikisi de benim kişisel projelerim. Birisi kişisel web sitem, ikincisi benim daha böyle konsept üzerine topladığım makalelerimi yayınladığım Tuhaf Gelecek projem. Bunun dışında burada bir de bu konuyla alakalı daha fazla okumak isterseniz böyle bir kitap listesi var, okuma listesi. Ve son olarak bunlar da bana ulaşabileceğiniz her türlü dijital yol. Eğer hani atıyorum mail ve lopu denediniz, hani bir şifreli mail göndereceğim de kime göndereceğim falan derseniz benim anahtarım da şurada. Yani sırf eğlencesine gönderebilirsiniz. GIF gönderin, kedi resmi gönderin falan, ne bileyim. Çok teşekkür ederim. Alkışlayalım.